Aynen öyle ya, biliyorum artık. <laughs> ne alakası var kardeşim? Ne zaman öyle bir Engin şey Engin'in ben bilmem <laughs> mi ya? Bütün yıllarda ben... giriş yapıyor. Ya Tune'in sınavı deyince ben aslında şununla girmek istiyorum. Rock Lee'nin Sasuke'ye sınavdan önceki ayarı. Verdiği rakı musunuz? Sen gel bakayım ya. Sen çok mu dahisin? Gel bakayım bir kapışalım oh, diyeyim. Çok iyi. Dayak be. atması Rock Lee'nin Sasuke'ye. Sasuke'nin bütün Abi motivasyonu dağıtıyor ya. Evet, evet. <laughs> Oğlum adam depresyona giriyor be. Çocuk bildiğin Abi. depresyona giriyor orada. Ve yani çalıyor bir de oradan bir teknik çalıyor hemen. Çakal. Evet. Rakliye de sonra ya. Sasuke ayar veriyor biraz. Bak yani, o çok sınav... sonra da. Bak o Shun'ın sınavları girişi bence hani böyle karakter tanıtımı konusunda hani o döneme göre değil ben halen en başarılı Yan karakter tanıtım dönemini şu olarak buluyorum anime şeylerinde. Abi her karakter mi havalıydı be? Ya bir hatır Neji'nin girişi var orada. <laughs> evet. Neji direkt şu olarak tanıtıyorlar. Bu da işte bir sınıfın işte. Üst sınıfın Sasuke'si bu da. Bu da üst sınıfın <laughs> dahi çocuğu. <laughs> üst sınıf. <laughs> uçalan falan deniyorlardı ilk başta. Aynen. Tabi o harcanma olayına girmiyoruz. <laughs> o deniliyor. Bir de hani Rock bunun yamcısı gibi duruyor aslında ki bu da Sasuke'ye geçiriyor aslında. Daha kim evet. tanıtıldı orada? Aynen. Gara Buto var orada ya. Geldi. Gara, Gara bir Abi geldi. Gara zaten ev psikopattı la. Gara normal bir yanı yoktu o Temari ile yani. Kankuro da çok güçlü. Sadece Gara da değil. Yani onlar da müthiş şeyler yapıyorlar aslında. Onlar canım, da çok iyiydi. Kankuro baya korkutucu bir karakter de işte Gara'nın yanında biraz sonradan sönüyor. Biraz. Ay, baş... biraz Şino, evet, Şino söndürüyor biraz onu. Şino evet, evet. ah Şinon be. Adamın tek yaptığı şey bütün seride. Ya ben <laughs> beni çok sevdiğim bir karakterdi ya. Shino var ya. Çok üzülmüştüm sonradan hiç hikayeye katılmadı ya. Evet. Gerçekten zaten çok trip atıyor şey. ya beni götürmediniz göreve diye sonra <laughs> Abi adam haklı ya. Adama gel hiç Aklı. zaman verilmiyor ya. Haklı. Hani peki Boruto'daki Shino desem <laughs> hiç girmeyelim Boruto'ya. Ben gidiyorum. <laughs> ben gidiyorum. Evo, hatırlıyor musun <laughs> tamam. şey, şey videosunda göstermişti. Neydi? Bir cisim yaklaşıyor efendim. Ha, <laughs> <laughs> hani öyle oluyor abi. Bu kadar kötü bir tasarım olamaz ya. Abi çok kötü ya. Ya bir de Boruto'da hatta animede Alperen Beki benden daha iyi biliyordur. Boruto'ya karşı ne? falan dövüşüp yeniliyor mu? Ne oluyordu? Bir şey oluyordu. Yok, bu. ben de izlemedim. O yüzden tam bilmiyorum. Öyle bir da. şey oluyor. Hani bir şey hatırlıyorum var, abi. Hocası bu işte. Çok gibi, mi gibi, bir şey. gibi bir şey oluyor. Bilim kadarıyla Iruka, gibi, bir şey oluyor. Iruka moduna <laughs> giriyor ama hani ne Iruka oluyor ne başarılı bir öğretmen oluyor. Ben hiçbir şey anlamadım Shino'dan, yani Boruto'da. Evet. Aman dediğim gibi hep tam da takip etmedim ama herhalde şey Iruka seviyesinde hoca oluyordu orada. Ee, hani evet, ben de öyle hatırlıyorum. <laughs> 10 bölüm falan Abi, izledim cacık. sanırım öyleydi. Cacık yani bildiğin cacık. Güçsüz, berbat bir şeyi haline getirmişler. Bu reme klanı da aslında sıkıntı bir klan yani bu böcek olayı sıkıntı mesela... Danzo'nun yancısı var ya o daha mesela böyle mor böcekler. Haa. Neydi o adamın adı? Ee, Aburame. Ta... İki iki tane yanında gezdiriyordu değil mi? Birisi Evet, biri evet Aburame bir tanesi denildi. Şey, e, Ino'ların klanından turuncu saçlı biri Fu sanırım adı. Öbürü tu. de Evet, işte bir ya Aburame klanından bir de o şeyden, Mental ekipten. Unuttum ya. Ya onu de mesela Payne'e karşı da böyle baba oğul savaştıkları bir sahne var hatırlıyor musunuz? Shino Shino'nun şey Konana karşı mıydı? O Payne savaşında. Aa, yanlış tamam. mı hatırlıyorum? Anime miydi? Unuttum. Anime yanlış de anime de yanlış ya. Oraya. Yanlış hatırlıyorsun ya. Sen büyük savaşı diyorsun ya büyük savaşta onlar beraber savaşıyordu herhalde. Yok Konoha'da abi Konana karşı baba oğul e, diye bir şey yapıyorlar da. ya. Bir yazsana Alperen sen şeye. YouTube'a. Yazdım da... Oğlum ben şu an gözümün o... önünde ya. Ya Conan'a e hani... karşı savaşmışlar da bu Filler olabilir mi? Ben hatırlamıyorum çünkü. Filler ha. abi Filler. Fillerse yani... bilemem. Filler olabilir. Babası Shibi zaten vardı. bir olayı vardı. Niye acaba Filler olmuş? <laughs> o da, <laughs> da Filler'miş yani. Babasının adı da. Neyse. Şiro, hatırlamıyorum ben. Şino e, biz şeye geri dönelim. Çun'un sınavına. E, o başta Rakli'nin ayarından başladık. Biz videodan önce işte ormana gireceğiz mi dedik de daha şey var abi. Yazılı sınav var. İbiki falan var. Orada. <laughs> Oralar da çok iyiydi ya. Çocukları yazılı korkutuyor ya. Evet. İşte bunu geçemezseniz bir daha hayatınız boyunca giremezsiniz falan diyordu. Aynen. İşkenceci o abi bir de değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Aynen. Ay çok iyi. Ama o da harcandı ya. Onun da bir, çok şekil bir, bir ya. Ya. çok şekil bir karakterdi ya. Çok şekil bir karakter Çok havalıydı ya. Yani. Ya bak o onun da peyine arkada... karşı var. Ona da yok derseniz evet, evet. artık o var, yani o, var o var. O var ama. Tamam diyorsun o, o var. 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 O var. Ha tamam. O var. Mesela şey orada Ha buyurun. Orada şey diyecektim. <laughs> Tam şeye girecektim orada abi. Tam Sakura'ya girecektim. Abi sınavda Sakura ne kadar başarılı, değil mi? Tabii. Tabii canım. Hani zeki ne diyorsun demek. gerçekten de başarılı yani orada. Tabii canım işte. Ya Çalışkan kız. İlk <laughs> defa övelim de bir daha övmeyeceğiz ya. Son. İlk ve son, <laughs> son. İlk ölüm. ve son. Överim. Ilk i̇lk ve son. Yok ben Shippuden'de öveceğiz onu. Başla. Ben de ben de Shippuden'de överim bu arada. Shippuden'in sonunda ben de överim. Yok sonunda ilk, ilk 5-10 da bölüm daha. överim Shippuden'de. Aynen. Sonra bir kadar ben bayağı diyelim, Överim. Aynen aynen. Sakuracılar ya bak, beni Sakura Shippuden'de orada beni da bekleyin. Abi. <laughs> evet. Evet, çok bekleyeceğiz. Sakura orada da <laughs> çok kötüydü ya. Naruto'yu habire azarlıyordu. Ee, evet. Ha gömüyordu. Bir o sınavda işte o sınavda biraz e, sırıtmadı. İşte sonra da o ormanda biraz kendini gösterdi. Saçın, Nasıl saçını, gösterdi? Saçını, yani. kesti ya, saçını kesti. Saçını kesti Saçını kesti. Görüşe bak. Kolaysa sen kes. Kibi... <laughs> Kesmem abi ben. Ama. Ama bak. Aynen. ama... gidiyor bak. Var, gidiyor. Peyni falan öyle yeniyor. Bu gidiyor evet. saçını kesiyor tanımadığı kişiye karşı. Hani, ama. Sasuke seni de sevse sen de saçını kesmez misin yani? Öyle bir şey olmaz mı? Tefo. Sasuke'den bahsediyorum. Uçaya uçaya klanın varisi. <gülüyor> şimdi <gülüyor> bir Boa Hancock'u bak. One Piece'i de izledin hani. Bir Boa Hancock olsaydı değiştirebilirdik de dur. Sasuke, Sakura tamam, ne yapayım bak, ben onlara? Ama şimdi tamam. Tefo haksızlık, haksızlık etmeyelim bu kıza da Bu kıza da haksızlık etmeyelim. Abi Naruto'nun babası Hokage. Tamam mı? Adamın DNA'ya bak. Genetiğe bak. Sasuke'ninki zaten işte Itachi'nin kardeşi falan. Konohamaru dediğin 3. okagenin torunu. Sakura ne yapsın abi? Sakura annesi babası kim abi yani? Bir genetik yok. <laughs> Çok. Ya abi genetik olmasın benim gen... Ya bir şimdi bak genetiğin olmayabilir ona lafım yok. Da abi, karaktersiz olmanı bununla savunamazsın. <laughs> abi evet, güçsüz abi. olduğunu bil değil mi? Yani, evet. Abi ben mesela başta Naruto'dan nefret eden bir tiptim. Yani Naruto'ya belki geç başlama sebebimde Naruto'nun o antipatik halleriydi. Ya mesela şimdi e, bizde televizyonda çıkıyordu ya. San, hatta yine bir ara anlatmıştım. Bizde saat 1'den 5'e kadar televizyonda full animeler çıkıyor. Ya ben Naruto'ya gerçekten çok geç başladım. Çünkü Naruto'yu antipatik buldum. Hani o küçük hareketleri var diye ilk 50 bölüm falan hmm. hani. Resmen sinir kapacak bir karakter. Yani o şeyde. Evet. Sonra bir ara başladım. Beni Naruto'ya sevdirttiren kişi de Sakura'nın yaptığı pisliklerdi. Hani Naruto'ya karşı. <laughs> Ciddi mi diyorsun? Ee, Naruto'yu yani, sevmeye başladım. duymaya yani. başladım. <laughs> yani hani yazık abi bu çocuğa niye bunu yapıyorsun gibisine falan hani. Yani o kadar ki nefret bir karakter Sakura bence. Abi tefekim gerçek kimliğini gördünüz. Ee, Sakura gerçekten seviyor bence. hani Sevmiyor <laughs> mu abi nefret abi ediyorum ben Sakura'ya. Kendi ya, ya, ağzıyla, ağzıyla dedi, dedi ki Sakura olmasa Naruto izlemeye devam yani etmezdim dedi abi, abi. yani. Kendi Daha ne ne ağzıyla bunu yani. dedi. Ben yok duydum. yok o şekil demedim. Hani beni bir yani o duruma getirtti. Düşün, yani karakter o kadar boş benim için. Sadece tek evet. yaptığı bu. Bu arada Sakura'yı gömme videosunu yapmış biri olarak hani böyle lütfen öyle iftiralar Haft atmayın bana. Senin haftaya sende Sakura mı konuşuyoruz peki? Bu önemli bir detay. Oh, artı 18 olur. <laughs> Elif yer o video engin. Evet. Hakaret davası açarlar diyorsun Kişi Evet yani, abi şimdi yazılı sınavında konuşacağınız bir şey var mı ya orada işte hocalar var falan böyle kopya çektirmiyorlar falan hava sınıfı orası o ne oğlum öyle yani abi cidden ya. hava sınıfı Orada <laughs> şey çok güzeldi işte e, kalk, e, ne yapıyor uchiha'dan Sasuke hemen gözleriyle kaleminden evet. anlıyor biri sesten evet. anlıyor işte biri böyle görüyor aynen. O çok güzeldi aynen kara göz Demelik. yapıyor be kara göz yapıyordu ya o sahnede <laughs> çok güzeldi Hani orada böyle bütün ninjalar yeteneklerini konuşturuyordu. Shino böcekleri falan salmıştı hatta. Olur zaten o olayı. Gibi... Evet ninjalık yeteneklerinizle çözün şunu diyor. Orada sakuralar ders çalışıp gelmiş. Abi amaç o değil aslında. Amaç <gülüyor> <gülüyor> ninjalık <gülüyor> yeteneklerini göster. Harbiden <laughs> değil Sakura gerçekten çalışıp geliyor. <laughs> ders, o da ders çalışıp gelmiş. Yani inekleyip gelmiş. Çok garip. Yani, sakura. <laughs> Neyse. Ya o sınav onun Boruto'da da yapmışlardı bu arada. Yaptılar mı? A, aynı yaptılar izledim ben onu, onu. nasıl bir şey oldu? Ya ne oldu işte Boruto Çıkamaran var. bıraktık. Şunu merak et ederim bak orada ne yaptığını. Hatırlamıyorum gerçekten hani yandan izlediğim için dikkatsiz ama vardı o sınav. hani böyle ilgimi çekmişti ama. Evet. Peki o sınavlarda ben... en başarılı kişinin kim olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. ben. Ee... genel genel olarak ama ya yani, bu zamana kadar. Bu zamana kadar. Kesin Minato'ydu, Itachi'ydi. Aynen Minato. Minato'dan bir de Itachi'de ikinci yanlış hatırlamıyorsam. E, bilgi ya bilgi videolarından hatırlıyorum ya. Minato'ya helal olsun ya. 10'da 10 ya da 9'da 10 yapıyor herhalde. Öyle bir şeydi. Kopyasız bir şekilde. Yapar abi. Ben Minato'nun ha, hastasıyım. Ya. <laughs> ya. bir insan çocukluğunda bile mi <laughs> efsane olur bak. Hiçbir karakterin çocukluğunu böyle şey diyemezsin. O çok iyi. Hepsinin bir şey var. Shikamaru falan iyidir de. Minato'nun <laughs> çocukluğuna gidiyorsun. Böyle ne Sasuke gibi trip atıyor, ben çok yetenekliyim, karizmatikim, karanlığım. Ne de Naruto gibi gevşek. <laughs> Anladın mı? Düzgün çocuk ama çok da yetenekli, başarılı falan yani. Ben hayranım ona ya. Benim... Şeyi kurtarıyor ya, Kushina'yı falan o, kurtarıyor. kurtarıyor. Küçücük ya. boyuyla. Çok iyi sahne ya. Mükemmel abi, Minato Minato. Minato. Ah yani... keşke Boruto yerine Minato'yu anime olarak sunsalardı değil mi? Ya bana her şey olurdu ya. Valla bana içi Aburamen'in aburameninkine bile anlatsa iyiydi yani. O kadar söyleyeyim. Boru Çocukluğunu anlatsam bile okeydi yani. <laughs> Aynen öyle. Konağa atıyor sadece. Abi yani o zaman ormana mı geçiyoruz? Ormana geçebiliriz evet. Orada da Anko var. Anko'nun Anko girişini ben çok iyi bulmuştum <laughs> bu arada. Hani o o yılanvari hareket yani yılanvari değil de şey domina bir teyze tipi vardı. Ay dominant bir kadın Hı. evet. Hı hı. Çok o ağırlığı baya bir hoşuma gitti. Bu arada demeden edemeyeceğim de Boruto'daki hali yani fiyasko. Yine Boruto'ya gönderme ya. yapmayacaktım ama yani bu Anko'da da oğlum 150 kilo mu ne olmuş böyle Boruto'da? <laughs> ya neden yani. değil mi yani? Neden yani? Hikayeye ne bir şey yani. yiyor ya. O... Neydi o? Kibidango ne bir şey yiyor ya o sürekli. Ya bir tanem bir iki kibidangoluk yani bu biraz Dango fazla kibidango. Tabii canım biz nereden gömüyoruz. Evet. O kadar olmuyoruz yani. Aynen öyle. <laughs> ya bak Anko'nun girişini ben çok iyi buluyordum. Turnova stilini de çok başarılı bu, buluyorum. Yani e, antrenman turnova arklarını seven biri olarak belki genel anime şeylerinde en sevdiğim turnovalardan biridir bu. O, o ormana özellikle diyorum ama. Anladım. Çok şey var abi. Orochimaru var ya. Orochimaru'nun giriş müziği <laughs> var orada. Doğru. Sasuke. <laughs> diye bir... Mükemmeldi girişi ya. Mesela saydığımız yes bütün mi? karakterler fark ettiniz mi? Bir Unutulmuş sonradan. Mesela Ibiki dedik. Ya Ibiki mesela ben hep böyle göreceğiz inanılmaz güçlü bir Jonin gibi gözüyle bakıyordum. Bir daha da yok. Ya yani ta Pey'in şeyine yok, kadar. Abi. Orada da küçücük var. E abi Anko da yok. Anko, Anko da, da gayet yok. şey Orochimaru'nun yetiştirdiği Orochimaru'nun tekniklerini kullanan e, bir şeydi yani. Bir ninjaydı. Meşhur. Kim biliyorsunuz konağda. kadın ninjalar <laughs> genelde güçsüzdür. Abi Anko en azından güçlü görünmüştü başta. Ya hikayesi devam ettirebilirdi evet. abi. Orochimaru'nun öğrencisi daha ne olsun? Aynen. Ya, ya ama bak orada Naruto'nun genel sıkıntısına gidiyoruz. Naruto'nun genel sıkıntısı ne? Belirli bir yerden sonra Kishimoto hikayeyi bu seviyeden şuraya çıkartmaya çalışınca buradaki bütün karakterler çöp oldu aslında. Bence. Yani bu evet. Akatsuki'den sonrayı düşündüğü baştan beri biraz belliydi büyük savaş falan filan. Orada birçok karakteri yani işte, Anko falan. Bir tek, bir tek Gai'yi bırakamadı ya. Gai çünkü mükemmel bir karakter olduğu için. Gai <laughs> Ama hep herhalde var. o Gai da baştan beri onu düşündü be. Sanki öyle bir... Sizce önce ben... yani... Gai'yi mi tasarlamıştır kafasında? Rock Lee'yi mi? Ee, Gay açıklanmadı ama Gay. Gaydır Eminim bence çünkü bilgi videolarından aldığım bilgilere göre şey vardı. E, Gayı Kakashi'nin rakibi olarak başka bir köyde bile çizmek istiyordu başta. Hmm, o zaman hmm. tamam. Yani Gayı direkt Kakashi'nin karşısına koymak istediğini belli yani yazmış bile bunu bir yerde diyor. E, Raklin'in öyle bir amacı yoktu aslında. Hani. Anladım. Ondan dolayı Gai bence daha şu olan. Anladım. Ama tabii tartışılır açıklan açıklanılmadı. O zaman orman diyoruz tekrar ve ee, ormandaki katliamlar. Bu orman mesela, mesela çocuklara ben çok üzülüyorum <laughs> abi. Ormana bir salıyorlar. Ormanda Orochimaru var. Gaara orada adamı parçalıyor. Ay nasıl Orochimaru, bir psikopatlık bir lan? Değil mi? Ya yani... nasıl bir psikopatlık? Bir <laughs> düşünsene hani. O ormana gidiyorsun öldürüyorlar seni. Ölüyorsun. Gaara o... Evet evet. Gara birini böyle sıkıştırıp ölüyor kumda. Bir, bir Orochimaru aynen, gelen gidenin <laughs> içinden gidiyor. Yılan geliyor. Neymiş sırava <laughs> gidiyor. <laughs> <diyorum. gülüyor> <neymiş, sırağa> gidiyoruz. Diyorum <laughs> Alperen neymiş sırava gidiyoruz. Aynen aynen. <laughs> Sen <Mesela> şeyi <laughs> çok üzüyordun. <var>. <laughs> Sisniycaları şey yapıyorlardı ya böyle öyle bir sınav yapıyorlar ki herkes birbirini öldürüyor. Ulan bundan evet. ne fark var? Bunda da herkes birbirini öldürüyor. Aynen. <laughs> yani Aynen. hiçbir farkı yok. Yani, yani bir de serbest. sınav çok bitiyor. saçma. Bak sınav çok kontrolsüz geçiyor. Bildiğin o orada geçiyor. Sen evet. onu çözmüyorsun. <laughs> Aynen öyle. Sınav evet. bitiyor. Aa beş kişi gelmemiş. Neyse biz diğer sınava yetişelim hani. <laughs> Allah rahmet eylesin. Hadi devam edelim. O çok edeyim. garip değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Anko'nun ben şöyle düşünmüştüm. Anko <laughs> biraz daha sınava Kontrol edecek diye düşünüyordum. Yani bir şey olduğu zaman hemen o bölgeye gidecek. Hızlı bir şekilde ve kontrol edecek diye düşünmüştüm. Ama hiçbir şey olmadı bununla alakalı. Hiçbir şey olmadı be. Abi orada Aynen. ölen ölene, giden gidene hani hiç sıfır. Bir güvenlik hani, an, önlemi konu yok. konu senden benden fazla güvenlik katkısı yok sıfır. orada. Hani abi ya, olmasın dua, evet. Dua etsinler abi Orochi Maru, Orochi, Maru şey yani Sasuke'nin peşindeydi. Orochi <laughs> diyecektim Maru'yu sonradan ekledim. Sasuke'nin peşindeydi. Yoksa Orochimaru oradaki bütün çocukları öldürürdü yani şey olsa. ya tabi hepsini öldürürdü. Aynen. Sonra da şey yaparlardı. Aa sınavı kimse başaramadı hani kusura bakmayın falan. Sınav her şeyden <laughs> önemli. Nasip de yoksa artık hani. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya <laughs> full aslında hani e, güzel bir şey dedin. de gerçekten şimdi düşünüyorum da Abi hiç mi müdahale edilmez ya ne bileyim. Ne? <laughs> Ha sonradan hani bir Orochimaru burada bir şeyler olmuş hani şu, şu Gara'nın o sıkıştırdığı var ya böyle kan, evet, kan böyle he. fışkırdı. İtne bir de şemşeyle böyle şey yapıyor hani. Aynen, yani aynen. Çok, çok kötü bir sahne ya. Çok abi psikopatça bir, Ağır sahne. bir sahne. hani evet. hiç mi hiç mi Anko gidip de demedi bu yerdeki kan neyin de sani bu nasıl bir öldürüm şekli yani bu normal bir şey bile değil ya hani bildiğim psikopatça evet. bir şey. Hani bu adamı men etmelisin abi. Bu adamı hapis, çocuğu hapse atmalısın. <laughs> bu serbest mi kardeşim? So ya? Ben o çocuğun ailesi ah, so olsam dava açarım konu ninja <laughs> şey. Abi bir de bak sonra izin veriyorlar. <laughs> bu gidiyor Rock Lee'yi neredeyse öldürüyordu. Evet. Sasuke'yi de öldürmeye çalıştı. Köye de saldırdı. Evet abi böyle şey mi olur yani? Hani ben orada kakaş olsam Gaara'yı öldürürüm. Bak çok net söyleyeyim. Bu ne oğlum? Bu bizim çocukları öldürmeye geldi. Laman <laughs> derim yani. Ona evet, hemen evlatlarını falan. öldürmeye gelmiş. <laughs> yani ninja konseptine göre okey ama gene de çocuklar için ağır bir konseptti bence. Ağır, ağır. Ya tamam da ninja konseptini okey diyorsun da adamlar dememiş miydi biz diğer köyde yapmıyoruz orada çok adam öldü diye falan ne bileyim öyle bir şey demiyorlar mıydı? Ee, ama ya... ölüm ormanda da birbirine saldırmak gene bir şey yani. Tamam ama öldürmeyi söylüyorlar mıydı öldüremezsiniz falan diye. Herhalde demiyor ya. Her şey serbestliği hatırlıyorum ben. Her şey serbest. Ben onu çocuklar evet. gözünü biz zaten... korkutmak için diyorlar zannetmiştim. Hmm. Bu kadar serbest olacağını Bu şey yapma. Bu kadar dolamalı var. <laughs> evet abi. Abi Orochimaru geliyor bak tarihin en tehlikeli adamlarından biri geliyor oraya. Hı, o evet. turnuvanın içinde istediğini yapıyor. Hani adamlar devam gidiyor. Ha neyse devam boş ver bir şey olmaz hadi. Gitti geçti evet. boş ver salla gitsin. Hadi. Biz devam oynayalım. Devam. <laughs> Onlar kuponlar yatmasın hani kuponlar <laughs> evet, bozulmasın. O kadar para harcadık Meseli oğlum mesela. ya o kadar para harcadık. <laughs> yani neyse. Ya gerçekten yani katliamlar peki şey yani Shikamaru'lar görüyor ya uzaktan çalların altında izliyor Gaara <laughs> orada adamı. <laughs> abi Yazık ya çok üzülüyorum ben Shikamaru ve ekibine yani. Ama sonra e, şi... şeyi kurtarmak için geliyorlar ya. Ee, o çok iyiydi o Sakura, Naruto, evet, değil mi? Evet. Sakura'lara yardıma geliyorlar. Orada diyorsun ki ya tam o... bu çocuklar delikanlı. Bunlar da yani, he, delikanlı. <laughs> Bak şeyi söyleyeceğim bir de mesela o tarz bir şeyde de Gaara öldürürken Şinova ekibi de böyle, çimlere pısmışlar. Evet. Abi ses çıkarma falan. Hatta Gara onları fark ediyor, sonra da vazgeçiyor. şey diyor ki, e, neydi? Çocuğun adı ya, şu Kumlu Kankuro diyor ki, A, evet. dur diyor, yapma diyor, gerek yok falan yapıyorlar, gidiyorlar ondan sonra. Evet. Orada onlar pert olacak. Başta baya kötüler ya şeyler. Kum köyü. zaten ama düş ya, düşman ya. Kum köyü başta. Hı hı. Şeye bayılıyorum ama sonradan, ya biz barıştık, anlaştık falan diyor birden öyle oluyor ya. Hokage'ler. E, KZKG ile bu tabi Orochimaru, Orochimaru vardı bunun arkasında deyip hemen tamam biz barıştık artık tekrar iyiyiz. Hadi bir şey olmaz hani bizim tabii, bellediniz tabii. bizi ama <gülüyor> ben, <gülüyor> <olsun>. aynen aynen. <laughs> Salla evet, ormanda başka ne var arkadaşlar? Sasuke'nin bir takım e, modları bu Orochimaru'nun mühründen sonra. Çok beni sinir Nasıl? eden Sasuke'nin beni böyle çok sinir eden halleri vardı benim açıkçası. Hı -hı. Hani zaten büyük bir Sasuke feni değilim ama orada gerçekten bir Biden ya bir yeter abi. Bir, bir, bir rahat bırak bizi. şu Bak, Bilmiyorum ben orada fazla şey duyamadım ona. Geçen bölüm konuşmuşuz hani... ya mesela. O, o çok iyi değil mi ama orası? Sasuke genin haliyle bir Orochimaru'ya karşı durmaya çalışıyor ya. Orochimaru diyor ya ulan ne çocuk be. Ulan işte bu be falan. Yetenek Anladığım budur. Çocuğum. Evet orada Sasuke'yi bir orada takdir ediyorum ben. O iyiydi. Evet. Üstüne Naruto'nun ama... Göndermesi çok iyiydi, böyle durduruyor ya yılanı. Evet. Seni küçük gidi korktun mu falan yapıyor hatta böyle. Abi oradan diyorum yani Sasuke'yi mesela sevmiyordum orada ama Naruto'nun yaptıkları çok iyiydi bence. Yani o resmen alay ediyordu Sasuke ile. Tabi Sakura ne yapıyordu orada bir sorayım böyle bir Sakura savunucuna biri kesiyor. vardı aranızda. Saçı saçını kesiyor. <laughs> Aynı anda. <laughs> Abi, Abi Sakura'yı karşı, hiçbir şey geliyor bir de rakliyi kurtarıyor. Ben onu da unutmayalım. Rakliyi kurtarıyor. Geo, Orochimaru'ya karşı diyorum Sasuke'ye. Orochimaru'ya karşı. Bir kunayı at. Bir kunayı bile atmıyor mu ya gerçekten? Yani Sasuke kunları tokun diye bağırıyordur yani klasik. Abi o kız tersi, ne abi, yapsın? Siz yani. ne bekliyorsunuz kızdan? Ne yapsın? Orochimaru yensin mi orada? Yok beklemiyorum ben. Ben hiç şey bir Ama sessiz dur abi. Pus böyle kenarda tamam mı? Bırak evet. Naruto ile Sasuke savaşsın. Sen de işte artık kaçıyorsun mu? Oradan motivasyon Ağlıyon sağlamaya ya. çalışıyor. <laughs> kız abi, ne yapsın ya? Yani? Motive ettiğini düşünmüyorum motiv. çok fazla ya. <laughs> Ee abi evet ya. ne yapalım ya o kız Sakura da birazcık şey abi e, çocuk ya bir de bunlar e, çizimlerden çok anlamıyoruz ama sanırım gerçek hayatta olsa böyle hani en güzelleri Ino ile Sakuramış belli ki çünkü onlara aşık herkes. Rocklee de evet. ona aşık Naruto da ona aşık falan e, herhalde böyle hep öyle yetişmiş anladın mı kendini beğenmiş olmuş gitgide yani anladın mı? güzelliğinden ben işte, tam ben böyle yürürüm demiş yani <laughs> bir şeye gerek yok. Ailesinde var. Ailesinde nasıl öyle göstermiyorlar Engin? Nasıl gösteriyorlar abi? Ee, Sakura çok özgüvensiz, Ino tam tersi. Ino böyle aşırı özgüvenli, herkesi Doğru. düşürüyor falan. Sakura çok Hı. özgüvensiz, böyle "Aa ben tipsizim. Ben anlım büyük." Anlı diye zaten tribe giriyor. Yani, mal mal triplere giriyordu. Ya sonra bilmiyorum. sonra açılıyor. Hem hep ona aşık oluyorlar ama. Ya Bana işte o... bence de iyi baş. Bu Ino özellikle zaten favorilerim. Ben. Ino benim de favorimdir. Inata ya. Inata. Inata. The last Çok Inata diyebiliriz. Yo Hinata genel bence gayet güzel. The last film Tabii Tsunade'den Hinata... sonra. Hinata Tsunade'den Karakter Onun olarak da şey ya. Ben de Hinata'dan Artık yana kullanırdım. Naruto'nun tarafında olsam tercihim abi. Kız daha ne ben yapsın de. senin içine. Anladın mı? Daha ne yapsın Aynen. ya evlenmezse Burada ayıp olur ya ondan ziyade ya Hinata iki kere olsa bile hani Naruto'nun hayatını kurtarıyor ya da o şekilde bir müdahalede bulunuyor seride. İki tane büyük yani Shippuden'den bahsediyorum. Sakura'da var mı hiç öyle bir şey? Ana karakter olmasına rağmen. İyileştiriyor falan o yüzden hayatını kurtardı. Şey i̇yileştiriyor abi. Et Anlık... ben de bir, bir, bir yani. Yani kardeşlik olarak böyle Hinata... bir sahnesi yok gibi hatırlıyorum yani. Ka Kabuya ya yani yumruk atıyor mu arkada? Abi yaya yumruk ha, atabiliyor ya. mu? Ya, ha? ya çok büyük bir zırhı Armor değil mi ya? O çok efsane. Hani öyle bir şişirme kız yok Tarihten, ne bileyim. Bu kız da yapsın? Hani Ya Madara'yı mı yensin? Evet. Hol Ama değil? şey sahnesi o kadar kötüydü ki. Alperen şey sahnesine bayılıyorum. Hani buradan bir Sasuke ve Naruto'nun yanına gidiyor. Ben de güçlendim. Ben de geliyorum. Madara'ya falan gidiyor. Az kaldı. yavrum. Diyor. Bir şey söyleyeyim mi? Onu gerçek alanlar var biliyor musun? Adamlar güç sarılması yapıyor ve Naruto'nun ve Sasuke'nin o haliyle Sakura'nın o halini eşit alıyorlar. O sözden dolayı. Çok iyi. Bak gerçek söylüyorum bunu şaka yapmıyorum yani ve ciddi ciddi bana bu Bak konuda sövenler oldu kavguya Kavga yaya Vallahi ben şu an cevap vermiyorum. Abone kaybederim. Kesin bende de vardır 3 5 10. Kay kaybederim diye abi. garp gibi bir şeydir One Piece'teki Prime Garp Yumruklarıyla meşhur yani. Aynen, Kahraman Sakura. Zebek, Zebek. <laughs> <laughs> Neyse dur ya Sakura'ya çok girmeyelim. Şimdi şey sorayım e, ben. Şu ormanı toparlayalım. Çünkü ormanda konuşacak şu çok suruyu, şey surayım. var. Sorayım. Engin ben size evet. şu soruyu sorayım sonra ormanı tamamlayalım. Abi ormanda size aklınıza kalan 3 sahne hangisiydi? Aklımda kalan 3 sahne. Gara'nın sıkması. Gara benim de o. Şey sıkması. Hı hı. O net çok efsaneydi. Benim de gider o aynen. Ee, i̇kinci sahne olarak. Ben şeye bayılıyorum. Bir tane ben söyleyeyim mesela. Orochimaru vs. Anko. Anko geliyor buna bir denk durmaya çalışıyor. Orochimaru orada. Ya sen kimsin kardeşim? Sen bizi ne sanıyorsun? Tamam, aynen. Yani. aynen. Sen hani öğrencisin <laughs> çocuksun benim için. Ben Öyle yapıyorum. Yani. O ben, şey bende mesela Rock Lee'nin girişini çok e, havalı abi çok şey, iyi bulmuştum. Ses bu. karşı mı? Aynen hani böyle yapıyor ya. Genin ha, falan evet. Biri, evet. ya o giriş sahnesi o o hype'ı diyorum sadece o giriş sahnesindeki hava bence çok iyiydi. Belki Rock Lee'nin en iyi sahnesiydi giriş olarak. Bir de Diyor, Gerçi Yuma, Maru da var. Gerçi ileride Maruya da o hareketi yapıyor. Orochi Maru'nun girişi olabilir ya da Naruto'nun Sasuke'yi kurtarışı olabilir bu yılandan. Oralar da genel olarak iyiydi. O dövüş zaten full listeye girer Hı. bence ya. Bir şey soracağım arkadaşlar. Çok önemli bir karakteri atladık. Kabuto mu? Kabuto. Kabuto mu? Evet. Aynen. Ben Kabuto'yu e... hiç sevmiyorum lan oralarda. Siz seviyor musunuz? Ben hiç sevmiyorum Kabuto'yu. Yok yani Oku, öyle ben de çok sevmiyorum. Ya ben normal yani öyle sevmiyorum değil de. Düz William diye düşündüm. Öyle... Aynen <laughs> düz William diye düşündüm yani. Tsunade'yi yeniyor bir de ileride. Yani hemen. Sınavında o biraz sonra fazlaydı sonra. ya. O hani... ne abi ya? Naruto'ya Rasengan attıracağım diye Tusun hadi koskoca efsanevi Sandin. Vay evet. babam damarlarım çatladı. Kabuto'nun çok ölümcül tekniği. <laughs> Helal yani. Yok Allah kan Allah Allah gördüm. Abi. Kişi moto, Kişi moto kadın düşmana ben sana söyleyeyim. Arda bir de hani değmiyor. da şey yani doktor aslında bir nevi yani. Hı -hı. Ya yani nasıl işte kan evet. ile olabilir? Aç mühürü şuradaki Mes mühürü aç abi. <laughs> <Değil> aynen. <mi? gülüyor> ya Kabuto aslında güçsüz bir karakter değil. Şöyle söyleyeyim size. Hani bu hatırlıyor musunuz? Saske hastanede yatarken Kabuton'u öldürmeye geliyor aslında. Orada Kakaşi evet. kurtarıyor Saske ve diyor ki Kakaşi. Abi ben hani güçsüzüm ben güçlenmem lazım. Hani orada aslında Kabuton'un güçlü bir eleman olduğunu anlıyoruz ama abi Tusuna de. E, Tabi abi, abi şimdi dediğim olayı olay bak. Hani, yani. Tusuna de yani. Bak Kabuto hiçbir zaman güçsüz olarak bize tanıtılmadı. Kendisini orolda çekti önümüze doğru. <laughs> Kakashi olayında gerçekten Kabuton'un ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. O da doğru. Abi dediğin gibi Tsunade hani. Hani yapma anladın ha, mı ya yani? Jiraiya vs Kabuto düşün. Jiraiya şey mi olacak? Şey mi olacak? Allah kahretsin. Zayıf yönüm, damarlarım kes, kaslarım <laughs> aynen, kesildi. kaslarım kesildi. Hiçbir şey yapamıyorum falan. Jiraiya'nın rüzgarından ölür Kabuto yani o sırada. Yani Tsunade'de ben benzer bir şey beklerim. Bir de fiziksel güç olarak daha aynı garp dedik de dalga geçmek için harbiden garp gibi One Piece'teki. Aynı şey One Piece'in garpı işte. Tam bir yere vur bir şey yap böyle yer çatlasın Kabuto bir şey. Ya bak bize şey şunu da çalışıyor. eklemeliyim. Evet. Bak şunu da eklemeliyim. Hani Kabuto'nun Tsunade ile eşit durması çok saçmaydı. Bir de üstüne Naruto'nun onu yenmesi daha bir saçma hani. Evet. Çok gereksiz evet. ya. İnsanların yani ne... Tsunade'yi böyle zayıf sanmalarındaki en büyük sebeplerden biri işte Naruto'nun onu orada kurtarması yani. E, bir gereksiz saat, bir sahne. Şunu sorayım ben Alperen. Naruto'nun o sırada ya ilk yaptığı Rasengan, Rasengan. Kabuto'ya vurduğu Rasengan mı daha güçlü? Tsunade'nin yumruğu mu daha güçlü sence? Abi Tsunade'nin yumruğu daha güçlü olmalı e, tamam, yani. Tsunade o hareketi yapamıyor mu? Kabuto'nun elini tutup bir elini feda edip yumruk atamıyor mu? yani? Ee, i̇şte ne diyelim oraya? Oraya artık ne diyeceksiniz siz. Yani Aynı neyse aynen. tamam. Chunin sınavına geri dönelim o zaman. Aynen bir geri dönüş yapalım. Abi Kabuto'nun evet. orada bir sahnesi var. Benim aklıma evet. o geldi mesela. Parşömeni açtırmıyor, açtırmıyordu. Ki parşömen açanlar uyuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Orada evet. bir kurtarıyor bizimkileri. Tabii bizimkilere bir kıyak söz konusu orada. Aynen. Yalandan bir parşömen yani bu arada göz boyuyor. Yani. Onu da şey yapalım. Konuşmadık ama çok önemli bir detay değildi. Parşömen almaya çalışıyor yani evet. Aynen öyle. Parşömen de mi? Herkes birbirinden iki parşömen mi alman gerekiyordu? Toplamda. İki bir gök bir de blut gök ve yer mi? Siyah ve beyaz parşömen. Birine veriyorlardı sağ evet. sana birine rakipten alma çalışıyordu. Oğlum çok Hunter Aynen. x Hunter ya. Çok Hunter x Hunter. Neyse şimdi girmeyeyim de Hunter x, x Hunter'daki kim sınav da birebir Aldı. Öyle. Kim kimden Engin. aldı? Onu, kim kimden aldı? Orayı çok hatırlamıyorum. Yani bilmiyorum. Sanırım Hunter x Hunter daha eski olması lazım ama. Antik iki da eski ya. Yani Naruto 2001 desek sallıyorum. 99 ya. Yok. Ya, manga'ya bakmak lazım da. Mangaya Hunter göre Drake de Antik Center sanki... 97 falan ya mangası. Ben yanlış mı hatırlıyorum Antik Center daha erkendir diye düşünüyorum ben de. Bak 99'un 99 animesi Naruto. Antik Center'ın 99'da da animesi var. ay animesi vardı Naruto çıkmadan. 98. Orada hatırladığım kadarıyla Orochimaru Or yutuyordu parşömeni Arada bir sene var yok ya. Hani evet, tartışılır evet, ya tabii çan... ne zaman mangada ne zaman kim esinlenmek de... için bir şey yok yani bir süre yok. Kısa süre çok kısa. Yani evet. Çok yani. benziyor canım. Ben hani çakma diye demedim. İkisi de çok benziyor. Orada da böyle her her sınava girenin, Hunter sınavına girenin bir şeyi var şurada. Numarası, Numarası var. Vardı. Birinin numarasını alman gerekiyor. Evet. Belli bir birinin numarasını. İki iki şeyle, iki numarayla geleceğim falan. Neyse. Eee şeye Orochimaru'nun yutmasına gelmişti. Orochimaru'nun iğrençliklerini ilk orada tanık olur. <laughs> sonra ne varsa yutuyor zaten. Yutuyor ya böyle yavaş yavaş. Evet. Zaten Orochimaru öyle bir giriş yaptı ki bence hani halen en iyi rakip en iyi düşman. Korku filmi sonra. gibi değil mi Tefo? Orochimaru korku filmi o, kötüsü gibi. Hiçbir giriş var geliyor ya. ya? O müzik o. Evet. O... Yılan engin buraya tam böyle hafiften bir şey koysana 5 saniye böyle. Oraya şu var müzik. Koyabilirim. <Şuradan gülüyor> ekleyebilirdik <de> ama yok. <laughs> Şimdi Boyansın açabilirim alttan da. Ama, beş şey ama şey. gerçekten çok büyük bir gerilim veriyor. Müthiş bir villain yani. Ben bayılırım Orochim um oraya başta. Sonunda da bayılırım. Orochimaru, um Her arı zaman bayılırım. Klasikteki Orochimaru. Ya sonra Orochimaru, arı... ya. Bak klasikteki Orochi Maru diyorum. Bence anime tarihinin en iyi 10 başarılı bilgilerine girebilecek şekilde bir ka ya, karakter. Amacı o. çok iyi değil mi adamın ya? Abi amacı doğrultusunda her şeyi yapıyor herif. Herkesi öldürüyor. Bebek, çocuğu affetmiyor yani. Yeni beden arıyor. Adamın hiç umurunda değil. Yani etik, ahlak kuralları yok. İşte William böyle olur abi bence. <laughs> ya hiçbir şeye de benzemiyor bu arada. Teknikleri falan da çok orijinal yani bu. Ee, bir bir ile kapışması vardı ya Shippuden'de Naruto işte Yamato falan da var yanında. E. Yani öldürüyorsun, kabuk e. değiştirip kendi ağzından kendi tekrar çıkıyor. Bir daha öldürün, bir daha aynısı yani sonsuza Aynen. kadar. Çok ya sinir bozucu bir eleman hocam. Bir de çok korkunç yani. Ben e. hayatta savaşmak istemem oraya. Ağzından kız o Ağzından çıkarıyor böyle. Evet. E karşı mesela hani bir çocuk vücuduyla falan karşısında duruyor. Abi oh, o nasıl bir sahneydi ya? Hani Değil mi? Hı -hı. Hani adam çok düşün, iyi. serinin en tehlikeli e, tekniklerini geliştiren kişi de kendisi aslında. Edo Şeyne, Tensei. Manga'da onun panelleri daha da korkutucu biliyor musun? Anime'de sansür Çok sansür yedi ya Naruto. Evet, oruçumara kolunlarında özellikle çok sansür yemiş. İnanılmaz böyle şey sahneler var. İşte bir sürü insan cesetleri var böyle çalıştığı yerde. Bu, anime'de hiçbir şey yok. dümdüz düz evet. bir yerde çalışıyormuş gibi. Kaptan, Mangado bildiğin şey yapıyor çocukları ya. falan laboratuvarda öldürüyor falan artık ne deneyimler yapıyorsa. Yamato da onun eseri. Tabii. Aynen öyle. Oğlum Suigetsu, şey o Sasuke'nin ekip full Orochimaru'nun eseri yani. Tabii. Öbürün Jugo adını full... unuttum. Jugo, ha Jugo. Jugo, Kinimaru. Kimimaru. Kirin Karin, Karin. Karin. Bir de şey, fillerde Kimimaru. bir ton karakter daha var. Hani. Evet. Bunun bir de filler filler şeyi var böyle yani. bir filler grubu var harcadığı. Her köşeden çıkıyorlar tek tek. E, bir de yani öğrenciler de var. Vardı. İşte Anko bunun öğrencisi, Sasuke bunun öğrencisi baktığın zaman bak. Sasuke'yi Kabuto o? Evet evet. Yani mesela Sasuke'yi şey sana... efsane eğitmiş. Helal olsun ya. Yani. Sasuke mesela hemen Naruto'ya o şey Yamato'lar kurtarmaya gidiyor ya. Sasuke ezde hepsini orada yani. Adam Diğerkiler bir tusuna şey deden biri Jiraiya'dan eğitim aldı. Sasuke Orochimaru'dan aldı. O Sasuke yok etti. Ama inanılmaz Abi bir orta gelmedi mi güçlüydü. ya? Orada çok güçlüydü Sasuke. Hı -hı. Kirin yani hatta atacaktı, şöyle diyeyim. Orochimaru durdurdu ya hatta. Evet dedim, evet. Kolunu tuttu. Hatta bak şöyle bir örnek diyeyim. Orada Kakashi olsaydı Sasuke'ye karşı kıntı çekebilirdi. Yani o Kakaşi seviyede bir yok power up Ka orada yok ederdi. Ya yani. Final Kakashi yok ederdi de baştaki Kakashi çok güçlü değildi. Ya e, Kakashi de... Abi adam bir tane manga ya ya yaşlı dört gün yatakta yatıyordu ya. Yani e, başındaki. Hı hı. Bana bir Sharingan açıp uyuyordu halen. Yani diyor, demek istediğim ya. hani alır almaz değil de o seviye birden gelmişti. Hani bir Kakashi evet, Evet çok bir geldi. Evet. seviyesine gelmişti. Çok yok rahat hayır yani, Kakashi de bu arada şey yapabilir hiç belli olmaz senin dediğin gibi çünkü Sasuke de orada full gücünü kullanmıyor full gücünü Itachi'ye karşı kullanıyor görüyoruz yani hı hı. Ee, hani aslında Ol orada da aynı seviyede Itachi'yle yani, seviyede üstü seviyede gelişme yok ama bir şey göstermiyor yani senin dediğin gibi Kakashi ya Itachi ile öyle kapışabildiyse Kakashi ile de şey yapabilirdi yani yenebilirdi belki de. Şimdi, yani şimdi aşırı çok ölüm ilerilere kaçtık yine. Konuştuk. Ölüm, ölüm ormanını kapatalım çünkü asıl evet. uzun sürecek taraf öbür taraflardı. Hı -hı. Gelemedik. Bu ön eleme. Gelemedik. Birebir. Birebirler. Yani -e ne sevdiğiniz hangisi? Rakli Gara değil mi? Gara Tartışmaya yani. gerek yok. Tartışmaya o, gerek Yani O kadar iyiydi ki. Tüm Naruto'da Naruto böyle ilk 5'e falan gir Sokarım ya ben o savaşı. Tüm Naruto'da. Abi benim en iyi sahnem. Belki de yani. Belki de en iyi de Benim en iyi sahnem. Yani benim 1 şey numara soracağım olur. size ya. Mesela o dönemlerde 2004 falan desek diyelim. Onun çıktığı zamanlar için. Uh -huh. O dönem abi, 2004. Kamera dönüşleri, animasyonlar çok üst düzey değil mi ya? ve sigara savaşında. Çok yapılamıyor abi. Hala zor yapılıyor. Evet Oryografi yani çok yapmışlar. Üst düzey yani. İşte oradan kamera dönüyor böyle vuruyor. Rakbi oraya buraya gidiyor. Müthişti bence. Ya abi ben onun geçen bölümde müthiş... de dedim ya. Kakashi Sharingan açıyor artık dur takip edeyim diye yani anladın mı? <laughs> Aynen. Ben ona bayılıyorum ya. Orada hani dur ilk düşün. kez bir hocalar ciddileşiyor. Kakashi diyor ya sen bu çocuğa bunu niye öğrettin? Sen deli misin? Gai'ye diyor ya. Kaçıncı kapıya kadar açabiliyor diyor. <laughs> evet. Sen kardeşim bekle rahat ol. <laughs> şey yapıyor yani... ya. Konuha da Nilüfer ikinci kez açar diyor. Sen ya ona, rahat ol. Evet evet onun hastasıyım zaten o repliği Ve yani e, rakli orada bütün işte o dahi tırnak içinde işte Sasuke Neji gibi karakterlere ayar veriyor anladın mı yani bak işte ben de çalışarak bu seviyeye geldim hayırdır Hı -hı. diyor yani hep herkes hayran kalıyor orada e aslında kim var. olsa yenermiş rakli arada. mesela Sasuke ile eşleşse geçmiş olsun Sasuke yalda O dönemdeki ya. yani O dönemdeki herkesi yenerdi değil mi? Gaara hariç herkesi yenerdi da zaten olayı hani kumun bir şeyler yapacak bir şey yok ona da Evet. İşte. Ya ya keşke şey Gara'yı da yenseydi orada ya. Keşke Gara'yı da yenseydi ya. Ben size bir soru sormak istiyorum. Çok garip evet. bir soru. Sizce Neji vs Gara olsa ne olurdu sonuç? da rahat yenerdi. Bence de. Ya, ya ben Neji'nin söyleyeyim... hani şey ya, tam böyle nasıl diyeyim? Teknikleri birazcık daha böyle ne bir direkt içine işliyor ya. Birazcık Lov'unki gibi yani şeydi One Piece'teki. Ama gibi. problem Neji'deki. Bak Neji direkt e, Gaara'ya elleme şansı yok. Ya Şahin ancak şöyle olabilir. Bu 32-64'de kombolar falan yapıyordu ya. Evet. O aşırı hızlıysa, kumu aşabiliyorsa evet dokunur ve çakrabanı falan hani Dokunması daha, lazım işte o sıkıntı Dokunabilir var mi abi. yani o şekilde? Belki de öyle dokunabilirdi. Ama Lee kadar hızlı olabilir miydi? Bence gene olamazdı. Zor. Lee kadar hızlı, hızlı çok zor. zor. Yani... Peki Neji'ye niye öğretmiyorsun Gai Sensei'yi? Neji herhalde birazcık şey. Mesela Neji, Neji, neji daha abi zaten. Çok... Abi, vallahi, Neji'nin var. Oralarda şey çok gıcık var. lan Neji. Hani evet. Engin, kendini Engin, Gai'den en, de üstün evet. görüyor neredeyse yani. Evet. Neji'nin Neji, neji Gai'ya çok geç saygı duymaya başladı. Yani çok çok geç saygı duymaya başladı. E şimdi saygı duymayan adam da gelip senden teknik öğrenmez herhalde doğru. de yani. saygı duyarsın abi ya yani Madara bile saygı duydu adama yani Madara'nın işte. saygı <laughs> Neci. duydu adam'a da Neci saygı duymuyor. Ya düşün artık ha. Evet. Ya evet, ama yani... Neci başta hiç saygı duymuyordu öyle bir sıkıntı evet, vardı. Zaman içinde saygı duymaya başladı. Ve başta da duymadığın için de o tekniği öğrenmedi. daha ileriden için öğrenmedi o. Onu bilemem. Onun cevabı bende yok. Ama herhalde yani bu kapı tekniği de şey ya ama bayağı bir e, antrenman gerektiren bir şey Evet evet çok üst düzey yani. bir tayıcısı. Eee yani zaten öyle bütün bir güçleri kapılar üzerinde. Mesela keşke TF. Kapı olayı Gai'nin bulduğu bir teknik olsaydı. Ben bunu çok isterdim mesela. Gai bulmuş ya, olsaydı kapı olayı. babasının bulması da o kadar kötü değildi bence. Şey değil biliyor musun? Aslında babasının o... buldu da şey değil. Belli değil. Hı. Şöyle bir olay var. Oradan söyleyeyim ben size. Madara diyor ki aa 8 kapı tekniği. Ben bu çok nadir görülen bir tekniktir diyor. Yani demek ki Madara'nın döneminde de bunlar görülüyormuş. Nadir de olsa. Evet. Yani gene evet. yapanlar varmış. Yani şey yapıyorlar. Mesela Mike Kayın babası ilk defa 8 kapı açtı diyorlar ama anime de sen onu görüyorsun. Belki de daha önce açtı insanlar. Ha yok. Olabilir aslında. Evet, o da öyle bir da olay olay yani. Madara dediğine göre o net kesin öyledir de. Hı hı. Yani Zaten aslında mantıklı. Tam Ay. hikaye için yakışırdı ya. Çünkü Gay'i bütün Bence de, evet. abi. Böyle bir ekleme kaldı. yapayım. dayın ilk bulmadığı da mantıklı aslında. Çünkü adamda ilk bulacak şey yok yani. Zeka tip falan yok bana sorarsan. <laughs> başka ile var ama yani. Ne yapıyorsun adama? No, <laughs> şu anlamında <laughs> diyorum abi adam çok başarısız bir tane nincaydı aslında. Yani hiçbir başarısı olmayan bir ninja. Böyle üst düzey bir tekniği ha yapabilmesi okey belki de ama bulabilmesi başka bir seviye sonuçta. Yani öyle bir sonuçta bu teknik Madara'yı bile alt edebilecek bir teknik yani öyle. Ne bileyim yancı birinin alakasız birinin bulması saçma geliyor. O doğru yani aslında. Ama, ama Bilinen bir teknik olması bunun şey yapıyor abi bu seferde. Oğlum niye gayi yapıyor o zaman sadece? Niye hepsi yapmıyor? Gibi oluyorum mesela ben. Hani e, Gayiye baktığımızda kapı hariç Kisame ile dövüşlerine bakın full kapı üzerine tamamen. 6 açıyor, 7 açıyor, açıyor. Madara 8 evet. sırayla kapı. Kisame'yi evet. niye yendiğini de biliyor musun Engin? Niye abi? O son balık saldırısını yapıyor ya Kisame. Evet. Gai karşılık veriyor. O. Kaplan Hı. saldırısı mı neydi? Hirodora aynen. O. Evet, evet, Oradaki evet. problem e, Kisame'nin onun bir ninjutsu zannetmesi de var aslında. Aynen, aynen. Evet, evet. Evet. O çakra e, üzerine bir teknik zannediyor. Hiçbir Hı. çakra tekniği beni şey yapamaz gibisinden ama evet. işte Gai'nin de bu arada Raklee gibi şeyi yok ha yeteneksiz ninjutsu kullanamıyor değil. Tercihen taijutsuyu seçmiş. Çünkü Aynen falan filan yapıyor yani ninjutsu var Aynen. onda da. Rakli gibi değil. Ben rakli de bu arada yani. var belli bir seviye. Ya aslında ama herkes de var. Ama Ama Rakli bunu yetenek olarak kullanamıyor. Ama var. Hı hı. <laughs> Abi adam suyunu suyunu ama yani. tercihen taijutsu kullanıyor. <laughs> Ya en Aynen, güçlü evet. olduğun yerden devam gidiyorsun gibis. Hani evet. zaaflarını bırak. Biraz da bana şey gibi devam... geliyor. Ya babasının hani şeyini devam ettiriyormuş gibi. <laughs> Babası da öyle yürüyordan gidiyor. Ya baba hani babamın mirasını aldım gibi. Belki ona çok saygı duyduğu için ya öyle de o yapıyor olabilir. Peki metal Zaten diye hani... ne diyorsunuz? an diyor ya. Ben yorum <laughs> <Ben bırak>. yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben yorum onun... yapmıyorum. Ben onun. Babasını <laughs> dövüyormuş herhalde? Öyle söylüyorlardı. Bilmiyorum. Ya bırak. Peki ama bak şöyle bir şey diyeyim Engin bu arada evet. Gayın o tekniği bulması dediğin gibi güzel olurdu ama şöyle bir şey var Dayın yani Gayın babasının o tekniği bulması Gay için de yani karakter açısından bence çok önemli bir şeydi çünkü hani oradan o o şeyi alıyor Alperen'in dediği gibi hani o ne yani. diyorlar Tayjutsu falan hani bunu miras. devam sürdürmek için miras aynen. Ben öyle anlatılmıştı hatta animede de mi? Biraz o mirası devraldığı falan gerçekten gibi, belli evet. ediyor. Kıyafeti alıyordu işte. Onun gibi davranıyordu falan öyle hatırlıyorum. Ya Gai ama mesela bak şeye hastasıyım ya. Ee, mesela Gaara'yı izliyoruz. Çinli sınavına geri dönersek. Yenilmez gibi geliyor anladın mı artık ya. Hiç <laughs> hızımız da yetişmiyor. rakli böyle son gücüyle hızına anca yetişebiliyor. O da bilmem ne zırhı. Diyorsun ki lan bu Gaara çok güçlü bu bizim. Belki de Johnny nerede yener falan belki diyorsun. Sonra Gai geliyor elinin tersiyle bir şey yapıyor şöyle. Rakli'yi öldürmek <laughs> üzereyken Gara reis bir geliyor elinin ne yapıyorsun lan sen? Hayırdır? <laughs> orada ben şey anlamıştım. Rüzgarından <laughs> dağılıyor yani şey. Kum. Dedim ki abi tamam Gara çok güçlü. Belki de en güçlü genin orada. Ama evet. dedim demek ki Jonin'ler de ayrı bir seviye. Yani demek ki evet. Şey, Mike Guy'in öyle düşünmüştüm ama ileride de hani o Itachi sahnesinde de Kurenaya'nin, Asuma'nın ne kadar <laughs> e, düşük olduğunu <laughs> görüyoruz. Abi onlara da, da yani. yani. Boru değil. Yani yani. onlara zamanı gelecek onların da. Onların da zamanı o, gelecek. Şey, şey, dövüşünü ben çok iyi bulmuştum heh, bu arada. Sen dövüş Ye. aç. Yeni dövüş aç. Hyuga dövüşleri. Neji VC Hinata Aa, diyorsun. Çok iyi. Çok Güzel. oradaki yani. Taijutsu koreografisi yani. Tak 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 tak. Orada İpman şeyi İpman izle, izlemişiniz var mıdır bilmiyorum. <laughs> dövüş filmi gibi yani. Mükemmel ya. Çok iyiydi ya. Hani gerçekten ha bir de o özel bağları, özel olayları falan filan Hı -hı. bayağı gerçekten Ya abi onlara niye hani... sonra vakit ayırmadılar Tefo? Ya Hyuga klanından da efsane hikaye çıkardı Uchiha klanı gibi. Abi, abi biraz Kishimoto'nun şeyi bak. Kishimoto'nun öküzlüğü mü desek ona? Hani nasıl yan köylere es geçtiyse bunları da es geçti. Yani her zamanki aynı olay Kishimoto'da. Abi level an... ki Byakugan bile yok ya. Hem level 1. Ve yani abi başta şer... bir o bu da Sharingan gibi çok özel bir Yere evet, git. Evet evet. <laughs> Sharinganla bile dünyaya hükmetti. Başlıyorsun abi. 1 tome, 2 tome, 3 tome, Mangekyou Sharingan, e, Eternal Mangekyou Sharingan, sonra Rinnegan'a falan geçiyoruz. Evet. Tamam mı? Hani abi, gidiyoruz abi, da gidiyoruz. I Bu Ueyogum bir tane yani. Bunun level 2'si olsun, level 3'ü olsun. Niye yapmıyorsun ya? Hani Tensei falan bağladılar sonradan ama yani gereksiz. Biraz çok şey oldu hani dur sana da bir power up verelim. Yani sen, sen de... yalandan bir dursun oldu ama. Sen de bir kötülüyor. şey yap. Neyse şimdi oraya dönersek. Abi orada o kameranın dönüşü. Bunların böyle birbirlerini dojlaması. Ve en son Neji'nin öldürmek için saldırışı benim için çok iyi. Yani farklı bir yerde benim için. Orada da Juni'nin geliyor ya. <laughs> evet. Aynen. Ya niye dördünüz geliyorsunuz Biriniz tutsanız ya. Abartmayın. <laughs> Hayır orada hiçbiri birbirinden haberi yok aynı anda. Orada gerek en saçma hareketi yapan yere yatıyor. Yerde duruyor öyle. Ya, durdurmuyor. Poz vermiş orada ya. Yani. <laughs> Abi çok komik böyle ya. Allah'ım ya. Kurayna'ya laf yok. Koskoca Itachi'yi durdurmaya çalışmıştır <laughs> Ama Abi. ya durdurma tekniğinin dandik olduğu oradan belli aslında. Neci sahnesinden anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Kadının kafa bir ters Abi, çalışıyor. O. Oha açmaz. Ne saçmalığı <gülüyor> ya. <gülüyor> ne kadar saçmaydı ya. Neyse abi. E, Hinata'ya da burada onda... girelim. Hı -hı, Çünkü tamam. Hinata. Ya girelim Sakura'yla Ino'ya bakıyorsun. Orada mal mal şey yapıyorlar. Hinata kız kendi gücü. Ya benim de gücüm bu kadar diyor ama yani ile dövüşmeye çalışıyor baya baya. Diğer kızlar yani kızı... gibi olmadığını gösteriyor. Bak kızlar. Çok realli. Temari'yi saymazsan en güçlüsü Hinata'dır. Ee... Temari'den de güçlü oluyor bence ileride. Yok ilerisi için demiyorum. O o an diyorum. O an... O an hani gen insanlığı... Tenten ten, ten var o zaten an. bir tek. Tenten'i de yener herhalde. Tenten ten de ten, yener ten de ya. Yener. Evet yener. Herhalde Hinata yener. evet. Ee, hinata ya. için ne söylüyorsun? Tefo başlasın. Hinata'yı seviyoruz zaten. Abi, ben Hinata'yı seviyorum ya. Realist bir karakter. Hani diyor Neci benden daha güçlü gibi ama ben kafa tutacağım. Hani bir bir saçmalamıyor bir kere. öyle en önemlisi saçmalamıyor bak. Kadın evet. karakterler %90 saçmalıyor bu evrende. Hı uh -huh. Hinata'da öyle bir şey yok. Gerçekten mantıklı bir şekilde ben kafa tutmak istiyorum modunda. Gidiyor. Hatta dövüş arası da izade etmeye çalışıyor biraz. Kendini neciye de şey yapmaya çalışıyor. Yani öyle değil gibisine. Tam bütün şeyler aklımda yok. Oradaki tek şey ama onu da işte komik buluyordum. Tek hoş yani hoşuma gitmeyen değil de biraz çizen Naruto kun Naruto kun diye her böyle evet. ara sahnelerde o ilk gösteriyor şu, ya. Uvu Uvu hareketi var ya ilk onu Hinata'da görmüştüm ben Uvu. Evet evet ben de <laughs> ilk defa gördüm. i̇lk izlediğim anime hani, Naruto olduğu için. Kick mi girl e, modu var. Öyle şey yapmış. Ya bence Hinata'nın da şey hakkı ve şey bence Kishimoto Hinata'ya da ayıp ediyor ya uzun bir süre. O da kayboluyor birden yani. Filler'da <laughs> falan var gene o Abi. da bir tek. Ya bak Pains şöyle diyeyim. Evlenecek kadar. karakter bu olacaksa daha fazla işlenilmeliydi. Ya bir de abi Naruto'ya yani. aşık olması dışında da keşke solo tek başına bir bir şey gösterdiği sahneler olsaydı bir tek işte bu Nejis Hinata sahnesi var. Sonra bir daha da yok. Ya da ama yani. o zaten genel her yerde engin. O Kurene genel her yerde. Takımına saldı evet. ya kişi değil mi? Kurene kim tek vardı? Kurene değil, Gaya da saldı. Shino. Shino. Ee, Kiba. Kiba. Hinata. Hinata. Abi üçte yani iki baya şey yaptı en azından. Bunlar arkalarından gittiler ya. Evet diyor. evet orada, kral biraz kral ya. yani orada biraz savaştırdı. Sakon, orada biraz savaştırdı. Sakon'u yendi Sakon. Aynen. Onun dışında ama diğer Yo, en kötü krali. saldığı en en kötü saldığı ta grup şeydi? Gaining grubuydu. Bence de Gaining grubu. Çünkü Gaining grupta acayip potansiyel vardı. Lan Rakli izlediğimiz evet. en iyi dövüş falan diyoruz. Sonra klasikte geliyor Kimimaru ile dövüşüyor falan filan. Shibuden klonuyla Klonu dövüşüyor. Daha iyi olmalıyız kendimizden falan. Daha güçlü Biz olmalıyız. Ya, o ne ya? Bir daha da yok. Şimdi ben bak. Nasıl yiyeceğim yer Daha güçlü olmalıyız. Hani <laughs> Abi <herhalde. gülüyor> evet. ne kadar Sen... saçmaydı ya. Herhalde evet, takım yeri var. Shikamaru'nun hani. grubuna biraz herhalde yöneldi. Çok az. Aa, onların sezonu var direkt. En sevdiğim sezon. evet. Ama olması gereken o Lengin. Bence de. Ya tek yani tek şey yapmalıydı mesela, ya. Şeyi ben çok beğeniyorum. My Hero'yu Alperen izledi herhalde. Hı hı. E, My Hero'da ben yani onu çok hoşuma gidiyordu. Şey vardı. Üçüncü sezonda birden o şeye zaman veriyordu. Neydi o adam? Şu hani betonlaşadırabiliyor ya kendini. Herhalde ismini unutuyor. Ya geçmişim, okul geçmişim. öğrencilerden bitti. De... Aynen. Hani bir arkı bir karaktere adıyor resmen. Hani yandan bu karakterin de hikayesini görüyoruz. Bu o evet. karakter işleniyor ne güzel. Hani o karaktere zaman verildi. Büyük ihtimal orada bütün karakterlere zaman verecekti ama işte artık manga eski havayı yakalamadığı için bitiyor. Naruto'da da böyle bir şey olmalıydı. Hani Shikamaru'ya zaman veriyorsun ya. Evet. Orada da hani biz diyoruz ya Atim Asuma'ya zaman verdi. Abi Ino ve Shoji'ye pek zaman verdi denilemez. Tabi hani, canım Shikamaru'yu. Ino, yani, Ino zarardı. Shikamaru sadece. Yani, hani o ikisi bildiğin orada şeydi. Handicap'te hani zarardı. Fat katkıdan çok sana zarar verdi. O hata yaptılar falan filan. Tabii güç Ashika olarak ya olmasa Camaro verilen... bak güç olarak senin dediğin gibi ama en azından bir cesaret edip hadi abi şu, bizim hocamızın intikamını almaya Gidiyorum. Bak Kakaşi gelmese Üçü de gidiyordu bu arada. Kakaşi siz Evet, gidiyorlardı. evet, gidiyorlardı. O kararı Tam alabilmiş o olmaları yok. Bile... ama şey ya helal olsun. Şey şimdi. diyorum. Orada hani Kishimoto onları alıp zaman vermesi hoştu ama yine de tek Shikamaru'yu çıkardı aradan. Hani diğer evet. ikisi vardı. Abi Aynen. ino bir saat tekniğini yaptı ölüyordu. Shouji iki kere sinirden gitti dayak yedi geri. Yedi, zar zor çıkardı Kakashi'yi. Evet. Hani onu demek istiyorum. Hani Kishimoto gerçekten yan karakterleri işleme konusunda e, çok sınıfta kaldı. Çok sınıfta Berbat. kaldı. Orada Kakashi'nin krallığına ne diyorsunuz? Kralı yani Çok iyi. Çocuklara yardıma gitmesi. Hemen gidiyor ya diyor ki abi Asuman'ın intikamını alacaklarsa ben de gideyim yanlarında diyor direkt. Ya Durun çocuklar Osmanlı almayın gitmeyin. Abi. İntikam kötü bir şeydir. Edebiyatına da girmiyor. Yani girmiyor. Direkt gidelim, gidelim ya. Çünkü o da çok etkilendi bence. Osmanlı etkilendi tabii. Bunlar hep çocukluktan beri arkadaş. Yani ya ama ya. Aynen. Abi şöyle geri şey dönem, güzel tek... olurdu. Pardon tefa Hı... söyle. Böldüm. Tek şunu diyecektim. Keşke Kur'an'a hamile olmasaydı orada o da olup bir şey arasaydı Hani bir işe yarasaydı ya keşke öf. Böyle... Bari bu kadar rezil olmazdı. Evet. gözleri şey arası, neden hani... kırmızı abi bu arada? <laughs> Saçma bir soru atayım orada. Şey, Lens bir... takmış. Lens ya. takmış millete de güzel şaringan varım diye. Şaringan diye yediriyor mu? Bu da en güzellerden Yediriyor bir, bir tanesi bu arada. Animedeki. Asuma biliyor olsun. abi. Adam ağzının tadını Asuma biliyor. Asuma da yakışıklı adam ama şimdi. Yani. bir de Hokage'nin oğlu abi böyle. Hemen şöyle <Hoka gülüyor> paketi alttan buraya bir tane çıkıyor ya. Sigara hemen yakıyor. Çok iyi. Neyse biz dövüşlere geri dönelim. şey dövüşü de güzeldi. Seviye Seviye 1 savaşlarında başka ne vardı böyle iyi? Naruto Kiba. O da kazandı. Nesi iyi oğlum onun ya? Saçma ya sapan bir da... savaş ya. Şey Naruto'nun gelişim açısından iyiydi ben. Onu demek ya Orada şeyi Naruto görüyoruz düşün, biliyor musunuz? Güçten ziyade Naruto'nun aslında stratejik zekasını görüyoruz. İşte Kiba'ya dönüşüyor. Ondan sonra ne yapıyor? Ben onu seviyorum bak. O benim çok Aynen. hoşuma gidiyordu bir şey bomba satıyordu o... orada saklanıyordu falan orada çok iyiydi ya çocuğun zaten yazık iki tekniği falan var onlardan çevirmeye çalışıyor işte ne yapsın bir güzel kullanıyor yapıyor, ama güzel. güzel kullanıyor abi evet şeyin dövüşü de fena değildi bu arada hani kısa öz ama iyiydi shikamaru o kafayı kızın kafasını ne vurdurt duruyor evet ya evet ya mükemmel ya shikamaru'ya gene hayran kalan evet, yerler ya evet. <laughs> yani hani... bir tek shikamaru geçiyor çok, ee... ta o takımdan onuncu takımdan aynen İno kaybetti. Bir de direkt kaybetti. efsane bir dövüş vardı işte. İno Sakura vardı Alperen. Yani e, favorimiz. <gülüyor> <gülüyor> evet var? ben Abi. saçımı kesiyorum. Aynen. Ben Sa de saçımı kestim. Sakura Sahine bölümünde İno uzun dolayı. uzun konuşalım bunu. Sakura Bence bölümünde. De. Ee, bir de şey var bak. Bunu Bununla girdik. Konuya bununla girmiştik. Sasuke'nin anında Rock tekniği kopyalamış. Şişi ee, ee, kombi. Evet. Ee, Rakli'nin tekliğini şeye uyguluyor. Ne yani diyor doğrudan? Yoroi konaha, adlı elemana. Kona kona sempo mu bir şey vardı ya. yere vururken ne diyor? randen mi diyordu bir şey diyordu. Abi ya. işte şişi combo diyor ya şişi şişi rendan mı bir, bir şey diyor. Rendan mı? bir şeyler diyordu değil mi? Rendan'da Aslan yani. kombosu. la laing kombo. İngilizcesi hı hı. de. Japoncasını unuttum. Şişi olması lazım ama. O ee, gayet iyiydi Yoroi. Orada rakli bir şey oluyor ama izlerken Ulan herifi harbiden de. demek ki doğuştan yetenekli olmak böyle bir şey diyor ben bunun <laughs> Aynen. için lan... bir yıldır çalışıyorum ben bunun için falan oldu ya ben üzüldüm onun onu nerede ama. daha çok anlıyor biliyor musun Gaara Savaşı'nda daha evet çok anlıyor evet, ona da geleceğiz ona çok üzülüyor da geleceğiz. Hatta orada. çok üzülüyor Rokli'ye <laughs> <laughs> yazık ya yazık hakkı bu değildi ya seviye 2'ye geçelim mi 1'de bir şey Şimdi... kalmadı değil mi bak yani Shino'nun savaşı var Zaku'nun 1'de şey toparlıyor. var unuttuğunuz bir şey var ya Kankuro mu? Yok. Temari ten ten tek atıyordu. Aa, o, orada bir şey oldu. Unuttunuz mu? Biri ee... titriyordu. Tir tir titriyordu. Ee... Bak bulamadılar. Birinin eli ayağı birbirine bağlandı. Ee... Kimdi ya? ya? <laughs> İzleyiciler <laughs> bakın bakın görün. Ya bir o birinci savaş döneminde bir şey oldu. Birinin eli ayağı böyleydi. Böyle böyle böyle. Ya ha şey Kakashi mi diyorsun? He? Kakashi Niye öyle? Karşı ziyarete gitti. Orochimaru çıktı orada. Orochimaru orada geldi ya Kakashi'nin yanına. mühürlerken Sasuke'yi. Tabi onu nasıl unuttuk biz? Tamam evet. O, evet, o, evet. o, konu olmalı yani orada güç dengelerin en eleştirilen yerlerden biri. Şey, bir şey söyleyeyim nasıl mi? Nasıl Kakashi, Orochimaru falan. Bir şey söyleyeyim ha. mi? Orijinal Naruto'daki en tutarlı sahnelerden biriydi bence. Evet. Kakashi'nin Orochi varadan korkması. Tutarlı ben... ama diğer tutarsız birçok şey olduğu için bu evet. biraz Aynen. Şeye en, geliyor. Hani... en düzgünlerden biriydi öyle söyleyeyim sana. <laughs> ama çok iyi sahneydi be. Kesinlikle. Yani hani o Orochimaru'dan bizi ormanda korkutuyorlar. Orada böyle bir Tamam abi hani tamam bu bu bizi evet yani. bu Orochimaru gibi bir şey yani Bu bizi öldürecek Orochi gibi bir şey. Orochi tamamen korku Teması üzerine abi zaten karakter yani O yüzden bence Kakashi'yi korkutmuş Orochimaru. Hı hı. Ben ona kısaca Orochi Diyorum. Çok yakınım olduğu için <gülüyor> <gülüyor> ee, tamam, Abi keskiler... Tabii. Yani mesela Kakashi orada ferişta gelse korkmaması Lazım ama. Yani adam neler neler Görmüş abi hayatından. Yani evet O, o kısma da haklısınız Yani ya Kabuto, Adam, kimlerle Kusuna kimlerle savaşıyor? yeniyorsa şey. <laughs> kakaşının Orochimaru'yu yenme ihtimali var ya. <laughs> yani. En korkmaması lazım. Bilemiyorum ama işte Orochimaru'nun olayı korku bence. Anladın mı? Jiraiya'yı görse korkmaz mesela. Ben de mesela Orochimaru'dan korkarım. <laughs> Kakaş'ın Kakashi'nin yerinde <laughs> Abi korkmayacak bir tip değil ya hani şimdi. Adam seni yeme ihtimali bile var abi orada öyle psikopat bir adam yani. <laughs> Yani bir manga korku mangası çizsen Orochi ilk transfer edeceğin karakter. Yani. Gel <laughs> evet. sen, Kesinlikle. Sen gel burada. Götürür seriyi. <laughs> o sahneyi çok beğenmiştim ben hani şey anlamında. Orochimaru'nun gücünü bize gösterme anlamında ne kadar üstün korkulacak. <laughs> bir de hani şöyle bir şey de vardı. Oraya herkes gelemiyordu yani. Öyle konuya herkes giriş yapamıyordu. Öyle bir sıkıntı da yok muydu orada? Ya işte zaten Orochimaru Konoha'dan olduğu için Inon'un şeyi ailesi bakıyordu sanırım o işe. Klanı bakıyordu. Hı -hı. Onu algılayamıyorlar zaten şeyden olduğu için. Zaten konuha doğru Öyle mi? olduğu için. Evet. Okey. Ya farklı bir çakra giriş olduğu zaman anlıyorlar. Orochimaru'nun çakrası zaten aynı. Ya işte Orochimaru'nun eski konu halı olması ya yani biz bu kurallara biz koyduk kardeşim ne anlatıyorsun falan <laughs> tribüne girmiş herhalde. aynen. Adam yani efsanevi sanıyor. Abi hmm. Hiruzen gibi bir insan nasıl oluyor da anlayamıyor ya? Ya Hiruzen ben, ben sana söyleyeyim çok çöp bir karakter. Bunu konuşuruz ama. Hiruzen. Ya şey ooo, olarak, yazılı olarak öyle değil aslında. Abi diyor ki 10 bin Profesör, tane Naruto biliyorum diyor. Bütün Profesör biliyor. diyor. İşte belki de gelmiş geçmiş yani yaşayanlar insanlar diyor ki gelmiş evet, geçmiş en güçlü. Klasik Naruto'da zaten evet, Hiruzen Şinobi en güçlü, güçlü diyor zaten. Evet. Şiriyorlar karakteri. Beyaz sakal gibi bir şey oluyor şeyde. Ya aslında bence klasikten. ilk başta Kishimoto öyle düşünüyordu. Ben öyle düşünüyorum. İlk başta gerçekten en güçlü yapmak istiyordu, profesör yapmak istiyordu. Ama bu real kendi olayları döndü. Net. Sonra bitti. Dedi ki, Abi, ben yanlış yapmışım. Ya ben Hiruzeni yanlış hı. tasarlamışım dedi bence. Evet. Alperen sana tek şunu diyeyim. Ya düşün, sen bir karakter tasarımı yapıyorsun. Birinci ve ikinci Hokage ve serinin finalde en önemli karakterleri olacak diye yola çıkıyorsun. Yani kimse kusura bakmasın Hashirama gibi basit bir tip çizmezsin. Karizmatik yani iyi bence çizilmiş. ya. Karizmatik ama daha üstüne daha ilginç bir şey yapabilirsin hmm. bence. Tobirama yani, öyle bir ama mesela değil mi? Daha da üstüne koyabilirsin. Bence hani şöyle düşünüyorum. Biraz şey bir düşünce ama hani Edo Tensei Mangadaki çizimlere bakarsan O kadar özene bözene Üstün seviye bir karakter tasarımı yok orada hı hı. O, Klasiktekini bahsediyorum Ha bu sonra bunlar biraz havalı oluyor Doğru ama hani klasikteki çizimler Bence havalı değildi bence çok sade Çizimlerdi hatta Klasikte gerçekten öyleydi bu 70. 80. bölümlerde geliyorlar. Yanlış hatırlamıyorum. Ya işte onu diyorum. Ama bak Soray sayma. Sonra da zaten belli etmiş adam finale çiziyor bunları. Hı hı. Ama orada benim için finale çizilen karakterler değil. Hatta yani hiçbir şekilde üstüne durulmuyor bu karakterlerin. Yani burada da belli oluyor aslında. Başta Hiruzen'i şey yapıyordu. Yani en güçlüsü olarak. Zaten şey var ya One Shot'u okudunuz mu siz Naruto'nun? Hayır. Ben okudum. Birazdan evet. okudum ben. Ben hatta bir videosunu çekmiştim. Orada ilk Naruto'nun... E babalığını, hocalığını manevi şekilde yapan kişi şey, Hagoromo ve Hiruz'un karışımı. He. Yani Kesinlikle biraz ama Hagoromo ve Hiruz'un karışımı Naruto'nun hocalığını yapan kişi aslında. He. Yani Kishimoto'nun ilk düşüncesi bu zaten. Hani Hiruz'un veya Hagoromo gibi bir şey düşünüyor. Bu ilk babalık hocalık yapan kişi olsun. Yani orada da He. Kiruz en üst seviyede duruyor aslında yani o mantıktan gidersek baştan beri onu öyle düşünüyordu. Ha ileride ekliyor tabii onlar. O başka bir olay ama şu anlamında abi, o one shot'ta ben, net görüyorsun ben, zaten ben, adam gördüğüme gibi, de... ben gördüğüme bakarım abi. Ben gördüğüme bakarım. ben gördüğüme bakarım. Bu adama tanrı manrı denmesi beni irdelemiyor. Bu adam Konaha'ya büyüğü <laughs> bir geliyor. <laughs> sopayı uzatıyor. Bir metre itiyor QB'yi sonra yoruluyor. Ah yoruldum Minato nerede falan diyor. Minato da orada geliyor mühürler bilmem ne uzay zaman. Aha. Neler neler yapıyor orada. Ya Şimdi, o da Hokage bu da Hokage. Anladın Aynen. mı? Aynen. Ya Hirizen'in en büyük eksiği şu abi. Adamın Prime döneminde alakalı hiçbir savaşı yok. Evet. O yani gençliği ki... gözüküyor ya. Tobirama buna Danzo ile ikisi yan yana. Mesela Aha. o halini görmek isterdim ben. Diyor, Harbiden abi, dedikleri kadar var. Döneminin, döneminin en güçlüsünü Dövdürdü ya Hiruzen'e de ki. Hiruzen bunu döv, dövmüştü zamanında da Biz de diyelim evet. ki ulan Hiruzen harbiden zamanında neymiş be? falan diyelim. Hiç kimse diyemiyor. Lafta Peki, her şey lafta. Alperen bir sorun var. Bu Edo Tensei'de Prime dönemleri geri gelmiyor muydu? Ya da öldüğü dönemler geri geliyor. Yok ee, O yapan kişiye bağlı. Madara hariç hiçbiri özel değildi. Hepsi öldüğü dönemde geldi. Ha. Öyle söyleyeyim. Bak, dedim belki prime geri geldiler de onlar. Ondan Hatta şöyle düşün. Belki yaşlı prime Mesela, olabilir. Nagato Rinne Tensei yaptığında hani berbat haldeydi ya o şekilde gelmişti başta. Yoluna Doğru. yürüyemiyordu. Mesela oradan düşün. Evet. Aynen. Oğlum hepsi mi genç ölmüş lan bunları? Hızlı yaşadı <gülüyor> çabuk <gülüyor> e öldü. Aynen öyle. Ya, Edo Tensei'deki olanların hepsi genç geldi aslında. Bir Hiruzen yani, yaşlı, Hirozum yaşlı, yaşlı ölmesinden belli geldi. yani. Çok güçlü ya, olmadan. Şöyle bir güçlü adamlar var. genç ölüyor. Abi Tobira, evet. Tobirama ve Haşirama zaten senji oldukları için tip olarak hani e, genç görünümlü yaşlılar diyebiliriz. Mesela Tobirama'nın 50-60 yaşlarında öldüğü tahmin ediliyor. Ama tipi bak 30-40 yaşında gibi değil mi? Yani. Ama evet. bak hani Tobirama, öyle düşünün. Tobirama Haş... çok şekil mesela. Acayip bir şekil. Çok... Haşirama ya gibi düz da. değil. <laughs> Ama Kaka orada şeydir ya. ya. O diyor ya o sahneye bayılırım. Aa, I, he, ne oldu? Elini. Ya, bu ikisini nasıl yeniyor oğlum Hiruzen? Klasik Naruto'da. O adamların gelişi neydi öyle? Tobirama bir çakra salıyor. Orada şöyle orada bir olay var Engin. Durduyor aşırı ama millet titriyor orada. Ama bak orada. işte o dediğim olay. Onu da şöyle olay... açıklıyor. Onu da şöyle açıklıyor diyor evet. ki abi. E, o zaman daha e, işte Edo Tensei'yi tamamlamamıştı. Burada belki ya, %10 müşteriyle anca ya. geldi diye e, açıklıyor sonradan. Adam Ölme, kendi şey, ruhunu öyle. başka bir vücuda sokabiliyor, bunu mu bitirememiş yani? Öyle diyorlar. Mi? Yani başta açıklaması o. Tabi tabi biliyorum ama hani işte şey işte. Diyorum o, ya yani orada aynen. baştaki gerçekte. Yani, de Engin. He. Sen Engin Tefo biliyordur. Kirizen ilk başta nasıl tasarlanmış biliyor musun? Nasıl abi? Köpek. <laughs> Niye köpek? yok köpekmiş. De öyle miydi? Öyle bir şey olması lazım. Köpek gibi bir şey Minato... tasarlamış. Kirizen değil miydi? Mink gibi Giden, bir şeydir. Doğru Hiruzen'de Hiruzen'de. Hiruzen Mink gibi Doğru, böyle bir köpek. Mink gibi düşün. Böyle bir e, köpek ve o Hokage olacakmış. Öyle tasarlamışlar başta. Splinter Usta gibi. Nice böyle... kaplumbağaların. Evet. Alperen One Piece göndermesi yapınca ne kadar hoşuma gidiyor ya. Al şey gururlanıyoruz değil böyle. İşte, ya. Bu be. i̇şte bu İşte <laughs> bu. Diyorlar ki ulan adamı şey deyip Kratonya'ya çağırdınız dördüncü olarak. Adamı One Piece'e evet. yettiniz anlıyorlar. Evet, evet orada. <laughs> görev başarılı. <laughs> tamam. Aynen. <laughs> aynen, aynen. Biz gene çok çıktık Yo... bu arada konudan. Çok çıktık doğru. ya. Çok çıktık. Ee, o turnuvadaki eşleşmelere bence geri dönelim ya da istiyorsanız yani Hiruzen'den devam edip Öyle geri dönelim. Bence şöyle Hazır yapalım. Konu. Birinciyi bitirdik değil mi? Birinci seviyeyi. İkinciyi Bitir. konuşurken Hiruze'ni konuşabiliriz zaten. Evet. Ee, bir tek Kankuro'yu konuşmadık. Şey... Kankuro hakkında şunu söyleyeyim. Kukla konseptine ben bayılıyorum. Ve Hı -hı. Shippuden'de bunun unutulmamış olmaması tamamen kukla. Se... Başta bir kukla sezonuyla başlıyor ya. Ona bayılıyorum. Neydi o kadının adı? Shio ile Sasori. Shio Basama. Shio Basama aynen. O çok iyiydi ya Shio Basama. Kuklalığın üzerine bu kadar yani... yani ben takdir ediyorum. Çok sevdiğim bir konsept. Kukla. Güzel işlenilmiş. Özel bir konsept. Şey çok evet, hoşuma gitti işte de... benim. Sasori'nin Kazakage'yi kullanması. Evet. Abi Ve onun enteresan. tekniklerini de kullandırtabiliyor. Bak Sasori Aynen. acayip güçlü. Demir, de işte, demir kum mu bir şey var ya şey kurban oldu. Sasori ya. güçlüydü ya. Sasori çok iyi. Hatta bir tane filler arkı var ya başrol Akatsuki'de Sasori falan oluyor. O ama ama onu atlamış olabilirim ben abi, bir nadir tek tek güzel fillerler var. Var var. Yani eee rahiplerin olduğu şey o Asuman'ın arkadaşının, Asuman'ın arkadaşı ha, var ya. Ha o güzel. Onun Aa. bir filleri var. O çakman Naruto da var. Şu toz, Kurama'nın tozunu Evet. monte edilmiş çocuk. Aynen. Son ee, neydi üçüncü... o? Kurama yorum. Sonra sonra sonra. Şey var bir tane güzel filler. Ee, neydi o? Ee, Kuyruklu Tekata. Utak, Utakata. Utakata da hmm. var. Yo, ben Altı şey kuyruklu. Üç... Utakata altı hey. kuyru. Yok ben şey diyorum. Üç kuyrukluyu tutmaya çalışıyorlar Hizuka ya beraber. Iso bu muydu? Evet. Tobi ile Deidara'nın savaşı ne diyorsun sen? Herhalde ya gelip herkes e, Hinata, Rock Lee hepsi var ya. Üç kuyrukluyu tutmaya çalışıyorlar. Ha, tamam tamam evet, hatırladım evet. hatırladım. Hı -hı. Tam tam hatırladım. neredeydi? Nasıldı? Tam bilmiyorum ama o güzeldi. O baya hoşuma gitmişti. Hani şu anlamında hoştu bir karakterleri görmüştü. O görmüyoruz ya bu yan karakterleri. Evet. Bir arada Akatsuki'yi tamamen konuşalım ya. Bir bölümde tamamen Akatsuki olsun. Aynen. O kaç dakika oldu şu an Engin? Bir saat beş dakika. Tamam ha. o zaman ikinci seviyeyi konuşalım ya. Uzamasın. İkinci tabii. seviyeye geçelim abi. İkinci seviyede. Bence ikinci seviyeye geçmeyelim şimdi. Hı hı. Çünkü arada bir antrenman arkı da var konuşulacak. Jiraiya, şu bir aylık süreçten evet, evet. Geçen Yani bir 10 dakika onu de konuşursak da 10-15 dakika diğerine bırakırız bence. Olabilir. Başkan ben şöyle söyleyeyim. Abi Olur insanlar ya. orayı kaçırmış biraz. O bir aylık süreçte hem Sasuke hem Naruto inanılmaz gelişiyor. Yani mesela Kiba ile savaşan Naruto'yla Neji ile savaşan Naruto arasında en az 10 kat fark var. Bunun da nedenlerinden biri Jiraiya mührü düzeltiyor. E ee, çağırma jutsuzu öğretiyor ki Gama Bunta gibi birini çağırıyorsun ya hani kim çağırabiliyor evet. abi bunu? Ee, ben o yüzden ya çok ayrı ya. bir yeri koyuyorum o bir aylık proje <laughs> Gelin ama bir şey Hı. daha söyle bir Alferen. Bir de mesela e, Saskede hem Chidori gibi mükemmel bir yetenek öğreniyor. Üstüne rakli kadar hızlanıyor. Mike evet, Guy görüyor diyor, diyor ki ya. abi sen bir ayda ne yaptın biraz kendine biraz. diyor. E, o biraz biz fazla. Bizde böyle gayiciğim. Gayiciğim bizde böyle Kakashi <laughs> öyle diyor değil mi? <laughs> aynen aynen bizde böyle abi, hani <laughs> biz öğretirsek böyle öğretiriz. <laughs> evet. Biz Bu biraz fazla power up'tı ya. Hani. Aynen, evet. Şeyi ben aslında konuşmak istiyorum. Kakashi'nin kötü iyi hoca olduğunu konuşuyorduk ya biz en son. Evet. evet. Orada zaten efsane sahnesini yapıyor Ebizu. Gözüm. <laughs> Sen çok iyi bir ninjasın. Sen üstün bir yeteneksin. <laughs> Ay, bu çocuk sen çocuk Hokage ama. olacaktın. Senin hakkını yedi <laughs> Sen git şu gelecek Hokage Naruto'yu eğit. <gülüyor> <gülüyor> ben gidim Sasuke'yi eğitim. Yani ya, bunu burada bir şey olduğunu düşünüyor musunuz gerçekten? Ebisu'nun Jiraiya'ya götüreceğini planlanmış o. Yok Kakashi abi plansız. Bence Kakashi onu ya. ayarlamış abi. Ben plansız Yok, olduğunu düşünüyorum. o Kakashi ya. kurtarmaz bak. Engin bu senin dediğin Kakashi'yi kurtarma olayı. Niye Kaka, sen Kakaş'ı bunu da bunun planlayacak şey görmüyor musun abi? Kakaş'ı da bunun planlayacak görmüyorum. zeka görmüyor musun? Abi bence planlayacaksan direkt adamı kendin yollarsın. Jiraiya o zaman şey yapabilirdi. Al hadi buna eight gibi olurdu abi anladın mı? Biraz rastlantı gibi olmasını istemişler. Yok bence kurtarmıyor. Engin kurtarmıyor sorry. Kakaş'ı <gülüyor> efsane <laughs> sensei kardeşim bak. Ben de top 5 sensei yaptım üçüncü sıraya koydum. Ben de abi, diyorum. Jiraiya'nın önüne koydum. He, doğru gördüm. Engin Bu arada diyor bonus mutu Roshi'yi baya beğendim. Abi canım. Ben de diyorum Hirizin'i niye koymadı? Ama adam sevmiyor ki. Hirizin'in ne sen sevdiği var ya? Gözünü seyriği. Abi 3 sannene itiyor ya. Yani 3 sannenin şeyi o. Üçünün de çok yetenekli olmasından. Hirizin'e kat Vermiyor musun oyun orada? Vermiyor. Abi Jirai ya abi. Jirai ya. Ya öğrenci yetiştirme olarak bakıyorsak. Aa ben de Jiraiya ya benim birincimdir her türlü. Yani Naruto'da evet. Naruto bir. bir Ama ben Kakashi, de... benim için evet. daha önde. Bak Minato da çok iyi bir sensi aslında. Minato da çok iyi ya. Aynen yani. Abi Minato, evet ya, Minato animesi mi? istiyorum ben ya. Boruto'yu götürün bana o, Minato Rayleigh animesi. 1'e mi almıştın orada Engin? Evet Rayleigh 1. Diyorlar ki One Piece ya, olduğunu ya, nasıl belli falan diyorlar. <laughs> Yo, yok alakası yok. Ben Rayleigh, engin. bende bir hayatta olmazdı. Ben de 1'e koymam net, ya Rayleigh'i. Net Rayleigh net. Çok yok, net. Yok yok yok. Abi ben orada hangi öğrenciyi yetiştirmiş tek yetiştirme metotları falan değil. Aslında benim orada mevzu. Sen hocası olmasını isterdim gibi. He. Ha, o kişi o zaman tamam. Orada, o zaman tamam. Orada tar... Benim bir numaram Mutenroshi. Mutenroshi. Senseylerin senseysi abi zaten adam. Yani o. Tartışılmaz. Jirai ya şimdi. Ama... Mutenroshi çakmasıdır abi yani bak. Ama iki numara da Jirai olurdu bende. Rayleigh Jiraiya zor. çok mu iyi hoca abi? Jiraiya bak fark ettiysen o videoda da arkadaşlar Jiraiya'nın Nagato'yu eğittiği halini koydum. Genç Jiraiya. Oğlum Naruto'ya hmm. yaptığı senseylik saçma sapan ya. Al şu su balonuyla ya. oyna sen. Ben karı kıza gidiyorum. Hadi Allah'a emanet ol. Cüzdanı ver bakayım. Bir böyle olacak. Arada kalmadı bir cüzdan ver. Orada da yani. Muten Roshi göndermeleri herhalde o, o taraflarda değil bak, mi? Muten Roshi o konuda Tabii. daha iyi diyorlar ki işte roshi sensei bize eğit. Tamam bana iki çıtır getirin oradan eğitiyor. Bir <laughs> de getiriyorlar beğenmiyor. <laughs> bir onları odaya. Geldim Aynen. Hadi daha samimi. Yani, <laughs> Adamın niyeti göre ise yani. tabii Rayleigh'i biri alabilirsin. O zaman tartışamam. <laughs> Yoksa tartışır kime göre olacak zaten? Dünyada var mı bu şey yani? %100 objektif. Yo, Tamamen ben... herkesin emin ya, şey olacak. Yapabilirsin. Kapıcanım. Ben de, yere... One Piece evrenine göre, <laughs> göre bakarsan Rayleigh acayip bir adam. Tüm dünyadaki sırlara ha, Tabii Canım One Piece evrenine göre Aşırık doğru. Cool. Haklısın. Aynen. Evrenine Neyse. göre tartışmam. Zaten Neyse. One Piece'de başka fazla hoca yok ya. Yok. bu arada, bu arada evet ya. <laughs> mesela hepsini de saymadım ben. Mihawk'u da Garp var mesela. Saymadım. Garp var, Mihawk Garp var. Garp var. Tabii. Ama onlar işte sensei değil aslında. Yani, yani direkt olarak. olarak ya. Ya. Evet. Sensei diyemiyorsun tam onlara. Aynen. O zaman Na. Kakashi'nin Kakeşin ben senseiliğinden <laughs> memnunum kardeşim. Bu adam senseinin kralıdır. Ben kraludur. memnun değilim ya. Ben orada kırgınım Kakashi. Yani sen gidip de Naruto'yu yani senin hocanın evet. oğlu, senin evet. koruduğun çocuk gidip evet. de Ebiusu'ya vermek yani Verebilir hani yani Jiraya'nın yaptığı bak Jiraya Ebisu'nun Engin. Ebisu'nun elinden aldığında şunu da demeliydi. Pezevenklerin elinden aldım. <laughs> Seni pezevenklerin elinden aldım. <laughs> Hayır abi mesela bak ama birini eğitmesi gerekiyor abi Kakaş'ın. O da Sasuke'yi seçti gibi oldu bence. En doğrusunu seçti yani. Ya tabii canım Sasuke ama hepsini aynı anda yetiştiremezsin ki. Çünkü hepsine farklı teknik öğretiyorsun. Hani bir yandan ona Sengam bir yandan ona Chidori. İyi Sasuke. mi hoca bu şimdi? İyi hoca bence evet. Hani birine gelsen sen de git orada Hadi sen git bir git orada. Bir Hayır abi ama birine birine eğitmesi lazım ama. Naruto da şu şey. E, şu aynen aynen Naruto öyle şey geliştiriyor. Mesela. Şu, diyor ki, abi Sen Shuriken öğretiyor ya daha ne? Sen Shuriken öğretiyor. Şey, ben e, yanlış anlamayayım Kakaş'ın o hamlesine laf atıyorum şu an. Kakaş'ı çok iyi bir hoca. Ona lafım yok. Sadece orada Naruto olarak ben kendimi kazıklanmış hissederdim. Hayır, <laughs> ben hissederdim. Evet. Adam eşleşmeye bakıyor tamam mı? Ha tamam Neji ile Naruto mu savaşacak? Gaara ile de Sasuke. Lan şimdi ben yemişim. Yani Neji'ye yenilse ne olur Naruto işte iki omuzu çıkar biter. Ama Ga, şimdi <laughs> Sasuke'yi eğitmezse ölecek Sasuke ya. Adam biliyor yani Gaara'nın orayı öldürmeye geldiğini. Hani ben oraya hiçbir şey çok mantıklı bir şey yapıyor yani. ya Kakashi. Bir de ee, tamamen sadece... şey yani kendi tarzında. Mesela Ben şöyle düşünüyorum Engin. Abi Ebisu evet. yerine Yamato'yu daha önce hikaye ekleyebilirdi. Yamato mu? Ama Yamato çok sonradan geldi, Oden gibi bir şey ya i̇şte Yamato diyorum. yani. İşte çok sonradan et, et. O, o zaman yoktu Kakashi bence. Geçmiş işte yoktu ondan bahsediyorum. Ya yani olsa diye senaryo üretiyorum abi. Ee, girebilirdi Yamato erkenden. Ama o sırada yoktu ki. İşte Yamato. onu diyorum yoktu. Ama Kakashi ile geçmişte birlikteler bu da zaten. Yani tam, tam o o klasikte olanlardan kime vereceksin? Hadi Ebisu'ya vermedin. Kime vereceksin? Hmm. He, he, Zaten Nasıl mesela Asun. Başka kime emanet edecek abi? Ebu suya etmesin hadi. Başka birine emanet etsin. Öyle etmesin. çok biri yok. Oğlum zaten diğerleri de başkalarının hocası zaten. Hı hı. Hani şey yapamazsın. De diğerleri olmaz. Asum, yani Asumaya desen, Kurana'yı desen olmaz. Gayi olmaz. desen olmaz. Kuranay i̇şte. kim var? Kuranay'in hangi öğrencisi var? Torjaya şey ekip yani. var ya. Turatlıyan, Shino? Hinata. Yok, ikinci var. turu, ikinci tur için diyorum. Shino öğrencisi var. yok. Ha Shino Shino var abi. Sadece. Evet, Shino var sadece. Evet. Ah bak haklı. şunu var doğru 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 biz bile unuttuk. çocuğu var. ayıp ettik çocuk da onu haklı. alındı biz bile unuttuk, <laughs> biz bile unuttuk adam, adam, adam unutul unutulmak için yaratılmış resmen <laughs> gözlükleri ee... mükemmel ya bak şey duvarat sahnesi duvarat. geldi aklıma abi Sasuke ile şey eğitim yaparken Kakashi kim geliyordu oraya hatırlıyor musunuz Kai geliyor Gaara geliyor Gara Gara abi, or orada ne oluyordu ya bunlara bir rajo mu kesiyordu orada ya Rajon kesmeye abi, kalkıyor da sen neye Rajon kesiyorsun ya? Yani? Atar atar gidere gider modundaydılar bak, tekrar, da bir şey olmadı. Tekrar tekrarlıyorum yani. ben. Ben Kakaş olsam Gara'yı öldürmüştüm Şunun sınavında. Çok net. Hazır bak gelmiş Rajon kesmeye gelmiş. Kardeşim sen kime Rajon kesiyorsun deyip orada öldürdüm. Çünkü adam öldürmeye gelmiş abi. Bütün çocukları öldürmeye gelmiş Gara yani. Buna bir müdahale edilmeyecek mi kardeşim? Öyle deme şimdi. Bu, adam bu adamı Narus'u dövecek. Çok iyi bir insan olacak. Öyle deme şimdi. Yok abi. Aynen, o aynen. Yazık. That i̇ğneci o, çocuk iğneci, by iğneci by çocuğa, çocuğa çok ayıp olmadı mı? İğneci çocuğa ayıp olmadı mı? Patlattığı çocuğa. Şemsiyeden iğne çıkarıyordu. Oldu. Allah rahmet eylesin Engin. Aynen öyle. Helvasını yeriz artık. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Neyse tamam. Ya işte o bir <laughs> aylık süreçte antrenmanda Jirai'ye konuşmamız lazım bence. Jiraiya sensei. Şimdi, şimdi Jiraiya'nın girişi var. Direkt adam kendine yakışır bir şekilde <laughs> giriş yapıyor seriye. Yani şimdi. Evet. Ah. Kurbanın Yaşıyor üstünde bana. abi. E, Muten Roshi tarzı. Çok. Hamamda. Benzi, benziyor yani. Hamamda. Bayılıyorum adamın ha. girişine. Peki o bir aylık süreçte daha iyi eğitebilir miydi yoksa e, gerekeni verdi mi Naruto'ya? Daha iyi ee... eğitebilirdi. Başta zaten eğitmek istemiyordu. Yani Daha iyi eğitim, o basite kaçtı biraz. Hadi Kuçiya öğreteyim bari, ne öğreteyim. Aynen. Ya, sen kim uğraşacak abi. Bir de mührü yenileyim. sen <laughs> gerisini yapabildiğin kadar yap dedi. Evet. Yani ama orada zaten niyetli değildi bir şey öğretmeye. İşte bunu diyorum. Yani o Hayır yani bir şey öğretmek istemiyordu. Zaten Naruto herhalde birkaç bölüm hani onu ikna etmeye çalışıyordu, değil mi? Ya, doğru. E, olabilir. Oraları net hatırlamıyorum da işte suda ben durmaya tamam çalış onu falan hatırlıyorum. Suda onu durmaya çalışıyordu. Evet. öğrettiğini öğret hatırlıyorum. Mühür mevzularını aşağı, hatırlıyorum. Aşağıya atıyordu. Hadi bakayım dedi. Küçüyorsa evet. yap bakayım. Dedim. Hadi. Ama yani mesela bak bence orada da gene bir tutarlılık var yani anladın mı? Orada Rasengan öğretsen sınavda Rasengan kullansa Reji şey Reji demişim Neji toprak atardık Neji'ye orada ya. Yani. Rasengan'ın evet. yese. Anladın mı? Evet. Ya şimdi çok Neji'ye zarar gelmesin diye çok bir şey öğrenmedi Naruto yani. Öyle bence şey orası var. yeterliydi Ama... Naruto için öğrendiği şeyler. Zaten Kuşiyosu'yu de Gaara'ya kullandı şeye kullanmadı. Aynen abi Montay'ı çağırmak da çok büyük bir güç aslında baktığın zaman. Zaten bak ilk Hı. izlediğimde şöyle bir şey düşünmüştüm hani Oam, o Kuşiyosu'yu ne zaman kullanacak falan filan. Baktım <laughs> kullanmadan Neci'yi yeniyor falan dedim. Oğlum ne bokuna bu antrenman yaptı. <laughs> Tabii sonra Gaara olayı geldi <laughs> düzeldi yani ama orada bir öyle bir çünkü normalde abi antrenman yaptığını gelecek arkta kullanmak zorundasın yani öyle bir evet. kural var yani yaptığın antrenmanı direkt kullanmalısın Kullanmayınca bir merak etmiştim ama fazla bekletmedi. Direkt gar olayı patlak verince. Peki şeyi, Başka ne vardı? şey mi? yapabiliyor musun Tefo sen? Tutarlı buluyor musun? bir kuyrukluyla, şu Gamabunta'nın denk olması birbirine. Böyle denk gibi gösterilmesi. Bir tarafta bir kuyruklu var, bir tarafta Gamabunta. No. Bence o şeydi yani. Çok tutarsız orası. Şipuden'le tutarsız Ya tutarsızdan yani. ziyade tutarsızdan ziyade benim çok kıl kaptığım olay neydi biliyor musun? Gama hanım birden Kurama'ya dönüşmesi. Hani Değil mi? Hani bir 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 kapıştıralım kuyruklulara gibi böyle. <laughs> evet, abi he. yalan ya yapmayın hani. Çok zorlama benim için o hani. Ne gerek neymiş? Tırnaklarım mı var? nasıl bir fantezi Yok neymiş? Tırnaklarım yokmuş. Ya yani, bir git ya abi. İşte bazı şeyler şipuden de oturmuş defa ya. Veya aynen aynen bazı şeyler öyle. Veya ya Shippuden hiç planlamamış. O yüzden böyle. Belki de klasiğin içinde baksan kendi içinde tutarlı da Shippuden patlatıyor biraz durumu. <laughs> Tabii. Ya şöyle oluyor. Aslında orada Gababunta birebir değil de diyor ki biraz tutabilirim diyor ama tutabilmesi bile bir hani bir büyücü bir, ucuyut, bir ucuyut tutabilmesi de evet. insanları şey yapıyor lan nasıl yaptı lan bunu falan diyorsun. Shippuden'i izledikten sonra. Evet. Peki böyle, normal Gaara vs Sasuke olmalı. Gara vs Sasuke'ye geçelim mi? Bir şey söyleyeceğim Bence önce. Abi level evet. 1'de dedik ki en iyi savaş Gara vs Rakli'ydi. Tartışmasız dedik değil mi bunu? Evet. İki level 2'de neydi? Shikamaru vs Temari abi benim parça. Aynen öyle. Yani net. Bana göre öyle. Shikamaru'nun Shikamaru. Evet her şey planladım ama planıma göre yenemeyecektim. Çakran bitecekti <laughs> zaten çekiliyorum <laughs> demesi ya. Sen nasıl bir kralsın? Bir de Shikamaru'yu <laughs> Chunin <laughs> yaptılar ya gene de. Ee, ya yenememiş ama olmasına yok, rağmen. Başladı. <laughs> Yanmen'e gerek yok diyor yani. <laughs> evet evet. Orada ibretlik ayar verdi yani Shikamaru Temari'ye. Sonra zaten şey ileride Manita. <laughs> Temari ile Shikamaru. İlk orada şey kıvıl, ilk kıvılcım orada. O zaman e, şimdi konuşacağız mı bunu yoksa bunu part 3'e mi atacağız? Bu level Bence bunu part 3'e atalım çünkü orada daha konuşacak konumuz olur. Ne diyorsunuz? Ya orada da kısa da kesebiliriz konuşacaklık hemen. Yani 10 dakikada dakika. toparlayamayız mı ya geri kalan? Hemen hızlı geçelim ya orayı. Çünkü çok bir vs yok. Isterseniz. Sizden... Bundan sonra şeye Do geçelim. Ee, Tefo sen de şeyi konuşabiliriz. Hiruzyen, Hiruzen Orochimaru Sava fight'ını ve savaşı ayrı konuşabiliriz. hep bir Aynen Aa, sen de onu konuşabiliriz. Ya Itachi'nin gelişi olabilir. Nasıl istiyorsanız hani zamanım benim kısıtlı biraz olduğu için. O zaman okay. kısa geçelim hemen. Hani. Tamam. Okay. Ee, ne diyorsunuz? Bana okey. Bence toparlarız ya 10 dakikada. Çünkü Topar sadece şunu sınavı dediğimiz hı, için bu Orochimaru mevzuları savaşa giriyor artık. yani VS'leri konuşalım, bitsin. Hı hı. Hemen o zaman şöyle VS'ler dediğimizde Sasuke vs Gaara o zaten ne kaldı? Konuşulacak. Joe var zaten. Neji vs Naruto konuşacağız. Yani çok fazla Orada bir fazla bir şey, şey yok. yok zaten. Hani Aynen. fazla ya güzel bir ben dövüş. İtiraf edeyim. Naruto'yu ben izlemek istemiyorum abi. Yani Naruto karakteri, ne olduğu yerler beni bayıyor. Neci Neji vs Naruto da aynı şekilde. Neci Neji çok iyiydi. Naruto gene yere gömüldüm. Yerden çıktım. Aa klondum falan. Yani hep mi aynı şey olur lan? Yeter lan. Ben yani Kanka bayıyorum abi. Çok kulla Bir zaman sonra evet. Ama yani. ya. Ben Naruto'ya o kadar şey diyelim ya senin gibi. Bence iyi bir karakter gelişimi var. Ama şey, şey orada ilk defa Kyuubi Chakra mod kullanıyordu. Chunin sınavlarında yanlış hatırlamıyorsam. Şey olarak. ya yani birine karşı. Ha, evet, onu tabii. yani Çök, şey yani, eşleşmesinin olayı da o zaten canım. Kishimoto onu planlamış işte. Çakra, anti çakracı bir adamla e, eşleştiriyor. Aynen. Sonra hani benim iki çakra var abi hani. Kendi çakramı ha, keslerden. Yani, yani. tak... Hangi yani. birini keseceksin abi adamın içinde sonsuz <laughs> depo var yani. Neyi kesiyorsun sen yani anladın mı çakra <laughs> konusunda? Necivisin Naruto böyleydi. E, zence... ama şeyi çok ya konuşalım. böyle yin-yang şey çıkıyor altında. 64'lü li için çakra noktalarını kapatıyor. Neşe de bence ya bir Sasuke potansiyeli vardı. Harcandı gitti. Harcandı. Yazık. Çok harcandı be. Sasuke'ye Burası... o zaman gelelim abi Alperen. Ne diyorsun? Sasuke ve gara sava Savaşı'nı ben bir kere şeye çok bayılmıştım. Hani bu hızının kumu aşabildiği vardı ya artık. Evet. Hani, Lide gördük bunu. Lan bir anda aynısını şey yaptı. Sasuke. Ee, Sasuke. yaptı. Lan dedim ne oluyor? Orada hemen Mike kaydıyor ya. Bir aylık eğitimde işte Sasuke kadar hızlanmış. Orada bayılmıştım. <laughs> Sonra böyle duvarda durup işte Chidori'yi böyle yara yara geliyor ya yeri yara yara. Evet. Evet. O sahne ayrı bir olaydı. Aynen. Ee, yani keşke diyorum ki devam etseydi o savaş. Çünkü tam böyle kızıştı. Yarasına dokun yani kesiyor ya içinde. Evet. Ile. Evet. Tam böyle savaş başlayacak bir anda herkes e, Genjutsu altına girmişti. Ya yeah. Zaten hani derbi gibiydi anladın mı? herkes bütün seyirciler bu VS için gelmişti. Değil zaten. Ya Orochimaru zaten onun için ki. Herkes diyor abi hani <laughs> çocuk nerede? Orada şeyi <laughs> evet. de unutmayalım. Kakashi ile Sasuke'nin gelişi savaşa. Sırt sırta Aynen. durmuşlar. Artistlik ya. Hayır havadan abi böyle abi bir şeyler seviyor iniyor ya. Kakashi'nin planları var ya? O, bunları şey, şey yapacaktım? Engin şey He. yapacaktın hani geç geldiniz, elendiniz siz de hepsi ev, <laughs> eve gidin artık hani. Ne kadar <laughs> evet. evet. çok, çok cool iyi değil de olurdu değil mi? ya. Ama ne önce cool cool çok seyirciden korktular. Ne? Bir aydır zamanım var sen nasıl geç geliyorsun ya. Orada birini evet. elediler ya. Kankuro'yu mu elemişlerdi? Kankuro şey yapmıştı. Pes Kankuru etmişti. Kankuro bilerek aynen. Bilerek şey ha, şey doğru evet. Shikamaru yenip hazırdı. geri çekildi. Kankuro da direkt dövüşmeden geri çekildi. Evet. Siz ne diyorsunuz Sasuke ve Sigara Savaşı'na? Sizin yorumları da alalım. Ya çok heyecanlıydı bence. Güzeldi. Ben de çok ya. bekliyordum. Acaba bizim Sasuke çocuk dayanabilecek mi? Bir de ya Gaara de... orada kendini gömdü ya birazcık tırstı. <gülüyor> <gülüyor> orada şey benim hoşuma gitmişti. Hani ne diyorlar? Ee, sonunu tahmin edemediğim bir dövüştü. Evet. Kesinlikle. Bak, o... Ben mesela ne bileyim Naruto Neji dövüşünde biliyorsun abi başrol yenecek falan hani. Shikamaru Temari'de de az çok biliyordun Shikamaru'nun yeneceğini. Ama bu iki yani bu ikilinin dövüşünde yani zerre kimse bu alır bu alır diyemiyordu. Hani öyle bir çünkü Sakura başrol gibi gelmiş. Sakura diyorum Sasuke. Başrol <laughs> gibi gelmiş. Diğer taraftan da hani Gaara da ana düşman gibi zaten burada yani. Biri hani çok bir şey vardı. Bir de hangisi Naruto ile kapışacak hani o ben aklımda hep onu geçiriyordum hani. <laughs> sonuçta biz başta Orochimaru'nun orada olduğunu bilmiyorduk. Gaara Naruto olsun ister miydin peki Tefu? Değişik olabilirdi. Bence Naruto hiçbir Değişik zaman hızını olabilirdi. aşamazdı ya. Öyle bir sıkıntısı var. Aşamaz. Naruto yenilirdi. Normal şartlarda Naruto Alttan yenilmeliydi. Alttan çıkardı. Alttan <laughs> Aynen, çıkardı. Yani küçük bir çakra modla <laughs> açsa hani bu onun çakrasıyla belki hız, hızını arttırıyordu ya. Belki öyle ya o da zor bilmiyorum. ama. Alttan o çıkma da zor olayından yani. ben çıkamıyorum Alperen. Yani <laughs> Naruto'da <laughs> yer altından çıkma konusunda bir saçmalık var. Ya ben <laughs> özellikle Shippuden'de şurada yarıldım. Madara'yı Gaara alttan kumla Susano'nun dışına atıyor. Oha ya bu böyle bu kadar basit bir şey mi ya? Ona ben de saç altı kapalı değil mi? <laughs> Niye altı? Heh, aynen değil mi? Bize o sahne inanılmaz saçmaydı ya. Tut, tut, ona ona sonra gelir ama. ya. Abi Allah Susano ya. ne altı mı delik yani değil mi? <laughs> evet. Ha, o altı mı delik yani, nereden mi yani? Ne ya? <laughs> ya Allah'ım ya. Neyse. Eee evet, Sasuke Kemar... mükemmeldi ya. Gaara vs Sasuke. Benim o turnuvada en sevdiğim dövüş Temari vs e, Shikamaru'ydu bu arada. Evet bu arada benim ya de misal olarak en benim sevdiğim. De, yani. evet. Shikamaru. Ya, de ya bize... paket halinde paket halinde en çok hani bugüne kadar tekrarını izlediğim dövüş oydu bence. Ya bir de böyle hani... şey var ya. Şikamaru'nun ee, böyle düşünüyor bayağı bütün her şeyi düşünüyor. Düşünüyor düşünüyor. Ya ben şeyim e şey. Ben e var Shikamaru... ne yapıyor lan bu diyor. <laughs> <Aynen>. Ya. <da. gülüyor> ya benim en sevdiğim karakterden ol yani sebep de yani belki de ama benim en çok hani dövüşlü kaliteli bulduğum dövüş orada bu çünkü e, Ş şu düşünerek hani zekasıyla yenebilmesine ben bayılan bir insanım. Hani benim için hep böyle bir vay canına falan dedirtiriyor. Orada da zaten zekaslı konuştur. Ya bir strateji üzeri yeniyor. Budur yani. işte yani. Kishimoto hani... güzel yazmış bu arada Shikamaru'nun stratejilerini. Bravo hmm. yani. O da kolay bir şey değil. Gerçekten. Orada zorluyor kendisi. E evet. Orada evet. çok zorlanmıştır Kishimoto. Shikamaru'ya Shikamaru'ya verdiği enerjinin yüzde beşini böyle bir kadınlara verseydi bugün bambaşka şeyler <laughs> olurdu, <laughs> Değil mi? Kesinlikle. Aynen. Yani. Bir... Ben çok. <laughs> evet. Temari'yi temari geliştirir değil mi? O kadınlar <laughs> arasında. Onun yanında Biraz Sakura, Shippuden'in sonunda artık zaten oldu da olacağı kadar. Onun dışında yok. Yok. Mesela Tenten -ten diyor zayıf. ki başta, abi ben diyor Tusuna de sama gibi bir şey olmak istiyorum ve geliştirmek istiyorum kendimi. Yani, kabuto ten -ten seviyesinde olmak istiyorum. ya yani, Vizyonu düşükmüş birazcık yani. Kabuto seviyesinde bir şey olmak istiyor herhalde. <gülüyor> 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 Ama tabii Shippuden de şimdi Tsunade güzel hareketler yapıyor. Hakkını yemeyelim. Ama Tenten de mesela çöp olduğu, hiçbir şey yapmadı. Hinata dezen hikayeye birkaç yerde sadece katıldı. Evet. Başka O zaman yani bu oraya... Hinata hani diğerlerin aksine bir iki girişi oldu. Yani onu demek istiyorum. Hinata'nın yine bir iki işte müdahalesi. Ama yetersiz. Bitirdiniz. O çok iyiydi mesela. O çok iyiydi. Onun dışında da aklıma mesela hiçbir ben şey kalmadı. Ben orada da çok şey değilim yani. Sizin kadar yükselmiyorum ona da. Hinata'nın peyneye dalmasına. Ya boş hareket iyiydi. ama şey olarak seviyorum ben. Buna cesaret etmesi hoşuma gidiyor. ya Ben Naruto, Naruto aşkından ya. dolayı yapmasına ya ben daha çok Konoha, vatan, halkımız için savaşıyorum hmm. demiyor da o zamana kadar herkes izliyor. Toru. Vay babam Naruto ölecek diye. Ya ondan Ama önce de İngilizce keşke düşün... böyle bir şey yapsaydım. Kimse de Konoha evet. aşkı de saldırmıyor. yani. En azından biri saldırıyor. Ona ne? Naruto aşkından hani. Anladım. Yani tabii Konay. orada Sakura'nın hiçbir şey yapmamasından tabii daha iyi yani. Ha, Yo, hala, demek Sakura istiyorum. bence ya hakkını yiyorsun. Sakura Sakura orada o no, ucuz yapıyor Naruto'yu çağırıyor. <laughs> <Evet. gülüyor> şimdi sen niye hakkını yiyorsun? Tsunade de, ya de yani? şey yapıyor değil mi? Dur peyin yapma falan diye koşup yetişmeye çalışıyor Shirou ya, ya, yani. ya dur orada bir sahne var diyor ya. Ya sen bir <laughs> ne sen arkaya git çayını mı içiyorsun? Ne yapıyorsun? Sen şimdi savaşa evet. bir katılma diyor ya. Daha ya. Aa. ama orada resmen Tsunade ah. O zaman Chunin sınavını Neyse. arkadaşlar kapatalım. Hazır konuşasımız kapatalım. vardı. da. Ee, bu bölüm bu arada adımızı hiç söylemedik. Ee, şeyi... Sen söyle. Evet adımızı çok <laughs> adı. en, çok Engin sevdi. En çok ben aynen, sevdim. Aynen. Yok ya şimdi şey yapmayın lütfen. Hepimiz ortak kararı. Ama isim babası Tefodur hakkında verelim. Tefo. Evet. zaten gördü herkes şu anda. Diğerine söyle Engin diğerlerine söyleyelim mi? Diğer düşündüklerimizi. Tamam. Önce diğerlerini söyleyelim. Tamam. Uchiha aşireti dedik. Başta bir olabilir mi? <laughs> Üstünde düşündük. Böyle evet, sonra. tepkiler geldi. E, Aynen Sonra muhtarları. Konaha muhtarları dedik. Muhtarları. Değil mi? Ha. Fena o değildi direkt. o da. O da fena değildi. Sonra Akatsuki Firarda <laughs> yapmaya karar verdik. Akatsuki Firarda'nın <laughs> ikinci bölümü burada sona <laughs> eriyor arkadaşlar. Kim, kim evet. burada? Akatsuki'den kimsin mesela Enginza? Kidan mısın sen? Yok. hop hop. Hidan'ı evet, kötü bak. adam olarak çok seviyorum ama sizin varsa aklınıza şu dedi ben o sırada düşüneyim. Hidan Tefo. Aa. Hidan Tefo mu? Tamam. Ben Sen ölümüne Hidancıyım ben. ben. İtaç'ıyım abi ölümüne. hani belli. Itaçı ben çok şey. Ölümüne yani. Hidancıyım. Yok İtaç'ı bana fazla kasıntı. Sadistle be, adam pislik admin'dim ben abi. Ben Facebook sayfamız Aa, vardı. Benim tişörtümü evet. göstermiştim ya. Evet hatırlıyorum. Eee, Kisam admin'dim ama yok. Bitemede olmaz şimdi. Ben bir düşüneyim ya. Ben bir düşüneyim. Bulamadım. Haftaya netleşir o haftaya. Seni Aynen. kuklaya sasori yapalım işte ya. Kukla seviyordun. E hakkı ben Aynen. sakuraya <laughs> yenilen şeyi de istemem. Sakuraya <laughs> ya yenilen şeyi de istemem. Neyse arkadaşlar o zaman görüşürüz. Üçüncü Görüşmek üzere. Görüşmek yani üzere arkadaşlar. Bye bye.